Tarlada çalışan insanlar üzerinde yeşil deniz yazdı. 5. bölüm özeti. Sedef ormanda bakınarak ilerliyor. Şunun adı çoban yıldızıdın değil mi? Yo, hayır hayır. O kutup yıldızı. Çoban yıldızı şuradaki. Şuradaki de küçük ayılan büyük ayıdın değil mi? Bak, bu defa doğru bildin. Sese doğru yürüyüp ağacın arkasından baktı. İsmail. Hani sen bugün balkondan düştün ya. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum. Yok canım, ne olacak? Battaniye açtıladın ya zaten. Zümrüt ile İsmail duvardan ayaklarını sarkıtmış oturuyorlar. Zümrüt dayanamadı, elinden tuttu. Bakıştılar. Sedef şaşkınlıkla ağzını açtı. Bu gece yıldızlar çok güzel İsmail. Çocukluğumdakinden bile güzel. Ağlamaklı ikisini izleyip döndü. Koşarak çıktı ormandan yukarı. Bir şey demeyecek misin? Şey, ben mi? Diyeceğim. Diyeceğim de. Sen şimdi aniden söyleyince tabii. Elini çekti. Çok özür dilerim. Ay, hiç böyle bir şey yapmamalıydım. Yok canım. Senin bir suçun yok ki. Sen aniden şey edince tabii. Yok, çok büyük aptallık yaptım. Çok özür dilerim. Hızlıca yerinden kalktı. Yok. İsmail bak, bütün bunları unutalım, tamam mı? Yok Zümrüt. Sedef. Odasına girerken durdu. Kızım sen yatmadın mı daha? Asık suratla yanına geldi. Baba, ben sana bir şey diyeceğim. Buyur kızı. Tüccar Sami'yle haber bekliyordun ya bizden. He. Ben kararımı verdim. Evet diyorum. Gelsinler, kesem sözü. Senin kalıbına. Öküzsün oğlum sen, öküz. Sabana sürmelik öküzsün lan. Kazanı aldı. Öküzsün İsmail, öküz. Suyu başından aşağı döktü. Ölen suda buz gibiymiş valla. Cemaat Mevda'yı çukura taşırken sese doğru baktılar. Durun! Bu cenaze gömülmez. Neden? Düşünürken Şükrü geldi. Rahmetlinin vasiyeti vardı. Beni Bademli'ye gömün diye. Beni kendi köyümün topraklağın gömün. Beni köyümün yağmurlağında yıkayın deyip durdun ya. Bene deyip durdun. Ben de hinci duydum öldüğünü. Koştuk geldik biz de. Muhterem cemaat. Allah hepinizden razı olsun. Bu vasiyet üzerine Mevda defnedilmek için Bademli'ye gidecek. Buyurun dağılalım. Köylüler giderken Cemiller tabutun başına geçti. Gittiklerinden emin olunca Emin tabuta eğilip kapağı açtı. Emine. Emin. Bir daha seni göremeyeceğim sandım. Diri diri gömecekler sandım. Tamam, gari geçti Emine. Herkeste iki tane göz var. Kim farkında? Hiç. Bir de beni bak. Bir de ne bile yok. Böyle bulanık mulanık olsa da ıcık görsem de yok. En çok da Gavaklı Tepe'den Yeşil Deniz'i seyretmeyi isterim, biliyor musun? Bir de Süleyman'ımı görsem. Yavrum nasıl oldu ki acep? Yakışıklı mı, çikin mi? Yakışıklı yakışıklı. Bir görsen. Filinta gibi maşallah. Küçükken çok çikin bir şeydin. Ama bana güzel gelirdin. Gene görsem gene güzel gelir. Senin bu gözlerinin bir çaresi yok mu Hafize teyze? Ameliyat falan olmuyor mu? Bir yön dedilerdin ya. Ulus açılığı dediler. Ama çok pahalı, çok ateş bağısı. Süleyman nereden bulacak o kadar parayı? Kendine bubucu alacak parası yok yavrumun. Süleyman merdivenlerde oturmuş ayakkabılarını giyerken gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ye buyur, otur bakayım.
kahvede Halil'in karşısına oturdu. Süleyman, düşündün mü? Bir karara vardın mı? Düşündüm, taşındım Halil abi. Ben senin teklifini kabul ediyorum. Evleneceğim ben seninle zaman. Ah şöyle, aslan damadım benim. Yalnız benim kendimce bir istem var. Sen iste yeter. Ne istesen kabulüm. Hani senin beni dediğin ev vardı ya. He? Sen de kalsın. Araba vardı ya. O da sen de kalsın. Dükkan da sen de kalsın. Benim senden bir tek isteğim olacak. Anamın gözden ameliyat ettirecek. Halil şaşkın, başın önüne eğdi. Sami tepsiden yüzükleri alıp taktı. Ne oluyor şimdi kız? Yüzükleri takıyorlar. Sedif'in yüzü nasıl? Biraz azdık. Bugün burada çok önemli bir birlikteliğin ilk adım için toplandık. Ben hayatımda çok kez önemli ticari anlaşmalar yaptım. Ama hiçbiri bugün burada sizlerin huzurunda verilen söz kadar kıymetli değildi. Ben Hicabi kardeşimden pırıl pırıl çok kıymetli bir hediye aldım. Ona gözüm gibi bakacağına, bir dedilike etmeyeceğine sizlerin huzurunda söz veriyorum. Sen önce milletin parasını ödenen biçimsiz. Lafı daha fazla uzatmadan sizlerin huzurunda Bahri oğlumla Sedef kızımın sözlerini sizlerin huzurunda kesiyor galiba. İsmail saklandığı yerden izlerken Sami yüzüklerin bağlandığı kurdeliği ortasından kesti. Uzunlamasına masada arkadaşlar ve aile sıralı alkışlıyorlar. Sedef Sami'nin uzattığı elini öpüp alnına koydu. İsmail içi giderek yutkuna yutkuna izliyor. Zaman yavaşlamış. Hicabi ile Sami sıkı sıkı sarıldılar. Yetti galiba. Sümsüngü diktin iyice, bakacağız bir çaresini bulacağız diyorum ben sana ya. Süleyman geldi, Süleyman. Kenardan bir sandalye çekti. Canı sıkkın yanlarına oturdu. Fikri abi, bize bir zehir 4 pipet. Ne oldu lan, ne bu surat? Elindeki mektubu masaya bıraktı. Cemil aldı. Ne olacak? Baktım sevdiğimizi kavuşamayacağız. Bari dedim anamın gözleri açılsın. Göstencelen halin yanına gittim de. Geçtim karşısına. Tamam dedim gari. Alacağım kızımla. Ne? Şaşırdılar. Tamam mı dedin? Süleyman Ersin'in saçlarını severken Cemil gözlerini mektuba dikip bakıyor. Ne? Süleyman? Bu da böyle ufak ufak şeyler yazıyor. Görünce duası gibi. Ne bakayım beni? Cemil'in elinden aldı. Süleyman, ben ömrüm boyunca bahçedeki su motoru bozulsun diye bekledim. İnsan ömrü boyunca motor bozulsun diye bekler mi? Ben bekledim işte. Ama sonra duydum ki köstenceleğin kızıyla sözleneceğimiş. Belki böyle olmasa da bir şeyler hayal ederdik sen. Heyecanlanarak mektubu kaptı. Bana mı yazmış? Sana demiş tabii lan. Neşe mi yazmış? Süleyman yazıp duruyor. Sevinç dalgası yüzlerinden geçti. Eşek kafam benim. Benim öküz kafam. Eşek Süleyman. Hatta var Süleyman ha. Ben kendine tokat atarak kalktı. Aman Süleyman. Mektubu düşününce kovadaki suda yansımasını gördü. Ulen sıfatsız Süleyman. Ulen senin sıfatına da. Ulen Süleyman sen bir elime geçirsen var ya. Oradan bakma lan beni öyle. Ulen Süleyman seni ne yapayım lan ben? Ha, gülme. Gülme lan suratsız. Süleyman sen elim bir geçirsen var ya. Seni ne yapayım lan ben? Sadıç dur lan. Süleyman ne yapıyorsun lan? Bakma lan beni. Ağzının gırdımın Süleyman'ı. Dur yapma lan. Suyu başından aşağı boşalttı. Su soğukmuş lan. Acık soğukmuş. Şimdi ne yapacağız İsmail biz? İsmail pes sana diyerek el kaldırırken diğerleri tiye aldılar bile. Süleyman kovaya sarıldı. Ne yapacağız şimdi?
Koyu mavi taş damarlı zemine kenetlenen harflerle TFT yapım yazısı oluştu. Güneşin doğuşuyla aydınlanan ovanın tarlaları, evleri, ara sokakları, hayvanları ve insanları eşliğinde günlük hayattaki eşyalar üzerine yazılmış oyuncu isimler akıyor. İsmail Burak, Serdar Şanal Sedef, Öykü Çelik, Zümrüt Melis Babada, Süleyman Mert Turak, Cemil Burak Alkaş, Emin Ali Barkın, Hicabi Emin Gürsoy, Hilmi Renan Bilek, Gülenay Zeynep Gülmez, Yılmaz Yener Gürsoy, Cemile Nalan Okçuoğlu, Hayati Zafer Kırşan, Neşe Semiha Bezek, Şükrü Ahmet Soners, Emine Elvan Dişli, Ersin Berke Acar, Gonca Cemre Baysel, Naciye Özgür Uslu, Semih Yağız Çam, Fikri İbrahim Öksüz, İmam Alaaddin Sakar, Komutan Aytaç Özgür, Sebahattin Ceyhun Tutal ve Kamil Nuri Gökaşan ve Hafize Jale Aylanç. Bu dizinin betimlemesi TFT Film tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemedernegi.com Tarlada çalışan insanlar üzerinde Yeşil Deniz yazdı. 6. bölüm. Zaman makinem olur musun? Yeşil tarlaların yan yana sıralanmış kasabanın küçük tek katlı evlerinin görüntüleri kuş bakışı geçiyor. Markun arkasında çuvala yük taşıyan köylüler, dar sokaklarda koşturan ördekler ve çocuklar. İsmail'le işler attı. Devam ediyor. Mikrofonu açtı. Evet sevgili dostlar, İsmail'le istek attı, tüm hızıyla devam edip duru. Şimdi sırada çok güzel bir istek var. Bakalım bu isteği kim istemiş? Kağıttan okuyor. Goca İskenli Tahir dayıdan komşuları Musa dayı ve ailesine, Nazire teyze ve torunlarına, Mehmet dayıya, kireççinin Adem'e, fırdanlarlı Mustafa'ya ve bütün Ayvalık mahallesi sakinlerine demiş. Bitmedi. Son isteğimize geçiyoruz. Yeşilova'dan... Duraksadı, yutkundu. Hicabi makasçı, dünürü tüccar Samiye ve karısına, özellikle biricik damadı Bahriye, Zerrin Özer'den şu benim paşa gönlümü çalıverin demiş. Da, işte ne yazık ki çalamayacağız. Çünkü şu anda sırada Burak Gut var. Burak Gut. Benimle oynama, şansını zorlama. Radyoya vurdu. Yobaza bak. Gene çalmadı benim şarkıyı. Hayırlı olsun Hicabi abi. Güzellendiriyormuşsun. Allah tahminlerdirsin. Sağ ol, sağ ol. Vallahi sağlam dünür bulmuşsun lan. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Fikri çay getirdi. Hayırlı olsun Hicabi. Sağ ol Fikri. Bir bana bir çay getirdin ya. Herkese öyle bir çayla, benden olsun. Fikri, demini bolgo, cimrilik etme. Hicabi makasçı bulaşık suyu gibi çay içirtti, dedirtme millete. Dedirtmem. Keyifle arkasına yaslandı. Evet sevgili dostlar, İsmail'le istek attı tüm hızıyla devam edip durun. Bu şarkı da benden olsun. Tüm bırakıp gidenlere gelsin. İlhan İrem. Boş ver, ağa deştisi. Başka bulursun. Sedef hiddetle radyoyu kapattı, halıyı süpürüyor. Sedef! Hazır değil misin sen daha kızım? Şimdi bari gelecek. Git hadi hazırlan. Radyoya baktı. Radyoyu sen mi kapattın kız? Baban istek isteyeceğim. Dinleyin, kaçırmayın diyordu. Çıktı bile anne, kaçırdın. Makineyi durdurdu. Çıktı mı? Sen niye haber vermiyorsun kız bana? Ne çıktı bari onu söyle. Süleyman Walkman'in vidasını sıkıyor. Tornavidayı hızlı hızlı döndürdü. Canı sıkkın, düşünceli. Ne yapacaksın Süleyman? Sen de boş vereceksin gari. Bu dünya böyle oğlum. Düşünmeyeceksin sen de. İşine bakacaksın. Lan de yola ya. Yolu bakacaksın. Demek senin nasibinde neşe yokmuş. Senin nasibinde göstereceğin halin kızıyla evlenmek varmış oğlum. Kaseti içine koyup kapattı. Kulaklığı kulağına dayayıp düğmesine bastı.
çalıştığını görünce ağlamaklı çenesi titreyiverdi. Ne gidiyorsun Volkman'ı? Sinirle kalkıp duvara fırlattı. Çalışmadın, çalışmadın. Şimdi mi çalışacaksın? Tuttu seni. Parçalar etrafa dağıldı. Sen ne şeysin, ne yapacaksın Süleyman? İyi güzel konuşup durundu böyle. Nasıl olacak bu işler? Gözlerini sildi. Topla kendin gari. Topla kendine. Üstünü düzeltip kapıya yöneldi. Kusura bakma Süleyman, rahatsız ettim. Estağfurullah Mehmet Ali hocam, ne vardı? İlçeye uğradıydım da bugün Halil abin bu paketi gönderdi sana. İçinde kıyafet mi varmış, ne varmış? Anladım. Sağ olasın Mehmet Ali hocam, eksik olma. Yeşil iple bağlı kırmızı paketi hocadan aldı. Bir de akşam muhakkak bekliyormuş. Araba gönderdim, aldıracağımış size. Sağ ol hocam, Allah razı olsun. Hayırlı günler. Mutsuz, kararttığı yüzüyle kapıyı arkasından kapattı. Elindeki pakete bakıp kapının önünde bir süre bekledi. Bir iki adım atıp yerdeki Walkman'e aval aval baktı. Süleyman, kimmiş o gelen? Görecekmiş gibi hızlıca paketi arkasına sakladı. Sonra ne yapıyorum ben der gibi paketi çıkarıp kimsi kenara koydu. Ana. Şeyle, Tomta'nın oğlunun saç kurutma makinesini getirmişler tamir ediveren diye. Getirirler tabii ya, getirirler. Bulmuşlar alimin enayisini. Getirirler. Merdivenden inmesine yardım etti. Yok ana, biz şimdi gene enayi demeyelim. Bak, para istemiyorum. O doğru, onda haklısın. Ama öbür türlü benim yapım bu ana. Allah böyle yaratmış, ben ölsem isteyemiyorum işte. Daha isteme bakalım. Daha neler göreceksin, isteme. Hafize Sedir'e otururken Süleyman masanın üstündeki aletleri topladı. Şükrü sobaya odun getirdi. Yüzsükle 200 bin lira etse. Emin koltukta bağdaş kurmuş. Seleye 75 bin lira versek. Daha bunun düğünü var, bilezikler var, gerdanlık var, vaadı var. Sıkıntıyla Şükrü'ye baktı. Nereden baksan bir 2-3 milyon gidecek gibi be. Şükrü köşedeki dolaba gitti. İsmail'in durumu benden beter. Süleyman kendi derdi başından aşkın adamın. Cemil desen bir lokumun hesabını yap duru. Şükrü dolabın içini karıştırıp yanına geldi. Elindeki küçük bohça yapılmış mendili Emin'e uzattı. Emin şaşkın baktı babasına. Allah, benim biriktirebildiğim bu kadar. Elinden mendili alıp gülümsedi. Ufak ufak atıyordun kenara ama. Düğümü çözdü. Sen de beni çok, çok hazırlıksız yakaladın be oğlum. Paralar tomar yapılmış, buruk bakışlarıyla saymaya başladı. ...675 bin lira. Sağ ol baba. Minnetkar gülümsedi. Gerçi epey bir para lazım gibi ama. Düşünceli kaçırdı bakışlarını. Nalbant'ın borcu da duruyor ama. Tamam. Neyse. Borç aç, bir şekil halledeceğiz. Sen benim canım oğlumsun. Üzme kendini. Buruk tamam diye başını salladı. İsmail radyoda raflara kasetleri yerleştiriyor. Yılmaz başını uzattı. Hah, İsmail. Gel Yılmaz abi gel. Foto çıktı iyi zaten. Gönderme yapma lan. Gönderme yapma. Radyoculuğu senden öğrenecek değilim herhalde. Gerilmiş başını çevirdi. Le. İsmail. Senin yayın bitti mi le? İki şarkı kaldı abi tam daha. Tam otururken tuttu. Bitti le bitti. Çeki bakayım. Yılmaz abi ne yapıyorsun? Yayın daha bitmedi ki ya. Bitti le bitti. Benden sana izin. Hadi git dinlen sen.
İyi de daha veda konuşmasını yapmadım. Program bitti demedim ki. Ben diye veririm oğlum. Ben diyeyim. Hadi sen çık. Ben devam edeceğim. Bundan sonra da her gün bir saat yayın yapacağım. Yayın yapacaksın. Evet. Sen yapacaksın. Nivalen, bir radyocu sen mi varsın? Hadi çık. Beni dinleyenlerle yalnız bırak. Ha, habersiz de girem deme içeri. Yayına çıkıyor sesin. İsmail bak şuna der gibi elini savurup çıktı dışarı. Ha İsmail. Şu Saraf Ahmet'e bir uğra. Reklamı verecekmiş, ne verecekmiş? Bir uğrasın İsmail bana dedi. Yılmaz kulaklığı takarken İsmail sayıp söverek çıktı. Yılmaz acemi hareketlerle sesi açıp mikrofonu düzeltti. Bir iki deneme bir iki. Sevgili dinleyenler, ben Yılmaz. Namı değer radyocu Yılmaz. Bundan böyle İsmail'den sonra her gün bir saat yayın yapacağım size. Evlerinize konuk olacağım. Ha, evlerinize konuk olacağım diyorsam evlerinize gelmeyeceğim herhalde. Radyodan, radyodan. Gülme efekti açtı kapattı. Keyifle kulaklığı çıkardı. Semih dışarıda oturuyor. İsmail binadan çıktı. Hop! Dur! Üstünü arayacağım. Lan ne araması? İri kıyım. Çekilin de hadi. Olmaz. Kasetlerden birini yürütmediğin ne malum? Belki teyplerden birini indiydin cebe. Nereden bileceğim ben? Yılmaz abi giren çıkanı kontrol edeceksin dedi. Bak dırnak içinde çıkanı. Şunu bak. Dırnak içinde demesini de bilirmiş. Ara lan hadi. Hazine mazine çıkar da sevinirsin. Kaldır kolları, kaldır. Aç bacağı. Temiz. Elledi. Gidebilirsin. Lütfettiydin. Kaldırımdan inip yürüdü. Ha İsmail, bana bak. O geçen yaptığını da unutmadım. Defterde yazıyor. İntikam mı macı olacak? Korla kendini. Parmağını salladı. İntikam macı olacak? Korla kendini. Ulan çoluk çocuğu koymuşla kapıya. İsmail cadde üzerindeki kuyumcuya girdi. Kolay gelsin Ahmet abi. Beni istetmişim, bir reklam işimi de varmış. Sıra var birader, sıranı bekle. Öyle bedavadan önü geçmek yok. Gazeteyi bırakıp ayağa kalktı. Didiklerimi iyice yazdın mı Ahmet? Elini itti. 20 vurma bilezik. 4 gerdanlık, 2 denede 5'i bir yerde. Hepsi bilezik gelin sedef için. Sen git önce milletin parasını öde suratsız. Duymadın bir şey mi dedin? Yok sen ne demedim. Ahmet abiye diyorum. Daha ne kadar kaldı diyorum. He Ahmet sen bilirsin. Şu Çakırcalı hocanın İzmir'deki evler yok mu? Saç çekmiş diyorlar. Sen bir haber versen ya ona. Oraya talibim ben. Oğlum da gelinim alem diyorum. Yerine bir villa dikem. Bahçesine de bir havuz. Elin sonu torunluğumuz olacak sonuçta. Sinirden titriyor. Koşturup dururlar havuzun kenarında. Bizim hanımın ağzı durmaz. Koşturmayın lan, işinizi saçayınız der. Ben de derim ki, bırak hemen bırak. Islatsınlar, istedikler gibi yüzsünler dedelerinin havuzunda. Elini yumruk yaptı. Sen git önce milletin parasını öde suratsız. İsmail dur oğlum. Millet mahsulün parasını alamamış kırılıp duruyor. Öldürürüm lan seni. Kafasına yapıştı. Öldürürüm lan. Bu banyosunda adam yakışıyor mu sana? Bırak Ahmet abi bırak. İsmail kıpkırmızı kollarını itti. Hiddetle Sami'ye bakıp yürüdü. Of of. Kahvedeler. Çok sıkılıyor. Of. Çok dertliyim bu aralar arkadaş. Cemil ne oluyor Gül'e? Senin bizden fazla ne derdin varmış be? Sizin dertlerinize dertleniyorum ben Gül'üm. Sizin yüzünüz gülmedi mi benim de gülmüyor. İsmail gül gibi Sedef'i kaptırdı. Süleyman Disan evet demiş Köstencelen kızına ama tutturdu Neşe diye. Emin düğün yapacak cebinde 5 kuruş parası yok. Ben dertlenmeyeyim de kim dertlensin ağa demiş. Kollarını bağlayıp yüzünü astı. Yeter gar Cemil gamlı baykuş gibi be. Moral vereceğin yerde ettin lafları bak be. Tabii Neşe diyeceğim arkadaş. Kimi diyeyim Neşe'den başka? Fikri abi. Fikri baktı. Bize 3 çay versen ya. İyi.
Emme demli olsun. Biz biraz kederliyiz de. Fikri abi çaylar gelsin. Sen bize bir kasa gazoz getir be. Şaşırarak baktılar. Ne? Yanına da 4 tane pipet. Salih sen temelli delilendin gari ha. Nereye alıyorsun sen bir kasa gazozu be? İçmeye alıyorum Sadıç. İçmeye alıyorum. Doya doya içmeye alıyorum. Sadıç, şimdi bu şenliklere ne kadar kaldı? Vallahi bir hafta var yok. Hı. İyi. Hazırlanın o zaman. Bir haftaya ağzını kıracağız garibanını. Cemil hiç oralı değil. İp çekip bakışlarını titretti. Gonca sınıfta yazı yazarken Ersin arkasından izliyor. Kalktı. Gonca. Senin yanın boş galiba. Tahtayı göremiyorum da ben öne geleceğim. Yerdeki çantasını alıp koydu. Dolu Ersin. Arkadaşım var. Birazdan o gelecek yanıma. Düşürdüğü yüzüyle sırasına geçti. Zümrüt elinde çantasıyla üzerinde döpyesi girdi sınıfa. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturun. Gülümseyerek eşyalarını masaya bıraktı. Öğrencilerine bakıp mavi tahtanın önünde tebeşiri aldı. Zümrüt Çakırlı yazıp altını çizdi. Gülümseyerek sınıfa döndü. Evet, benim adım Zümrüt Çakırlı. Bu yılki matematik öğretmeninizim. Biliyorum birçoğunuzun matematiğe karşı ön yargısı var. Fakat derslerimizi çalışırken aynı zamanda keyif almayı da öğrenirsek çok güzel bir yıl geçireceğimize inanıyorum sizinle. Ersin, hadi yine iyisin. Abininki matematiğe giriyormuş. Seni de bir gıyak geçer gari. Abimin kimi? Başını salladı. Nasıl yani? Bilirsin gibisinden tebessüm etti. Gel. Kusura bakmayın gari hocam. Benim sınıf burasıymış da biraz geç kaldım da. Atiye boynunda materasıyla. Nasıl yani? Sen bu sınıfta mısın? Ha, siz şimdi diyorsunuz ortaokula gitmek için yaşım biraz büyük değil mi diyorsunuz? Aslında her şey babamın beni nüfusta küçük yazdırmasından başlamış. Tabii ondan önce de anamın bana isim koyam derken babam ne ettiği galiba. Tamam ben anladım. Sen devam edersen ders bitecek geç. Sınıfa selam verip yürüyordu, dönüp kapıyı kapadı. Atiye gel. Burayı seni tuttum ben. Ön sıraya yanına oturdu. Ay Gonca, bugün okulun ilk günü ya. Çok heyecanlıyım kız. Goca kafaya geldi yine. Önümü de göremeyeceğim şimdi. Bu ortaokula kaydettirildi mi kocaman kız? Evet çocuklar, şimdi kitabımızın ilk konusunu açıyoruz. Hepsi ellerindeki kitaplara baktı. Hurdalıktalar. Cemil boyun bükmüş, dizler kapalı, eller önünde. Emin'le Süleyman gözlerini İsmail'e dikmiş, tedirgin bakıyorken İsmail hızlıca volta atıyor. Sadır sen iyice düşündün mü gülüm? Bak şenliklerde Hilmi Başkan bizden tiyatro bekliyormuş ya. Bir de Zümrüt'le beraber tiyatro yapacağız dedin. Ben her şeyi düşündüm Sadıç. Ben altınları çıkaracağım, siz de tiyatro yapacaksınız. Beni karıştırmadınız, bir tek tiyatro kaldıydı. Müezzin adam oğlum ben, ne tiyatrosu? Yine bir şeye de itiraz etme be. Bir şeye de itiraz etme bileder. Sen ne olacak lan Uğudacı? Gösteren mi ne olacak? Hadi göster bakayım. Gel gösterin. Hadi gösterin. Dur ver be. Allah Allah. Dalaşmayın şimdi, zamanın bunun. Emin gelsen böyle. Gel bırak onu. Ellerini kaldırıp birbirlerinden özür dilediler. Sadıcığım güzel diyorsun da biz ne anlarız oğlum tiyatrodan? Hadi diyelim biz bir şeyler saçmaladık gari. Sen altınlar tek başına çıkarabileceğimin bilmiyorum Sadıç. Bir yolunu bulacağız gari. Bilmiyorum da olmaz bu işler Sadıç. Ha? Bize tıkır tıkır işleyecek bir planı lazım. Hadi diyelim ki biz bu gösteriyi yaptık. Sen Zümrüt'ü mü oyalayacaksın yoksa altınları mı çıkaracaksın? Hem Zümrüt'ü oyalayacağım hem de altınları çıkaracağım. Bir yolunu bulacağım Sadıç. Siz ben ne diyorsam onu yapın. Gerisini de bana bırakın, bana. Sadıç şimdi bir şey diyeceğim. Sen gene delileneceksin emme. Söylemeden geçemem gari. Oğlum bir de şu Zümrüt meselesi var. Ne yapacaksın sen o işi? Sen kızın aşkını karşılık vermedin. Bir de kız en son bozuldu ya, böyle surat düştü dedin. Nasıl olacak o işle? Bir de ovadın değil mi lan? Onun da bir hal yolunu koyacağız artık Sadıç. De gidi İsmail.
De. Ortasında masa ve tahta sandalyeleri, duvara dayalı dolapları olan öğretmenler odası. Hocanım zil çaldı. Siz derse girmiyor musunuz? Aa yok, benim şimdiki dersim boş. Size iyi dersler. Sağ ol. Not yazıyor. Cama kağıttan kuklalar geldi. Bir zamanla İsmail Bey'in bir oğlan varmış. Zümrüt diye bir kızın kalbini kırmış. Aslında hiç kırmak istememiş emme. Azıcık yanlış anlaşılmış. Elinde mavi pembe kağıttan kalemlere tutturulmuş kuklalar. Sırtarak başını kaldırdı. Zümrüt sinirle kalkıp cama gitti. Ne var İsmail, ne istiyorsun? Seni kendimi affettirmeye geldim de. Ay canım, ama yanlış numara seçmişsin İsmail. Ben matematik öğretmeniyim, edebiyat değil. Camı kapatırken tuttu. Zümrüt, nereye hemen? Niye hemen kestirip atıyorsun? Bir oturup konuşsadık. Bir aramızdaki meseleyi açıklığa kavuştursadık. Aramızda mesele yok İsmail. Hatırlarsan sana unutalım gitsin demiştim. Müsaade edersen işime dönmeliyim. Bakmam gereken bazı konular var da. Ya Zümrüt! Bana ikinci bir şans verin bari Zümrüt. Çaresiz camın önünde kala kaldı. Zümrüt sınıfta tebeşirle tahtaya rakamlar yazıyor. Öğrenciler arkasına yaslanmış tahtaya bakıyorlar. Evet. Tahtada görmüş olduğunuz gibi birden fazla bilinmeyeni olan denklemlere çift bilinmeyenli denklem denir. Bu tip denklemlerde eşitlik verilmişse x veya y'ye herhangi bir değer verilerek... Pencereyi burnunu dayamış bakan İsmail'i fark etti. Motora binelim mi der gibi ellerini kaldırıp yumruk yaptı. Zümrüt kısa bir an şaşırıp kendini herhangi topladı. Herhangi bir değer verilerek... Geldiği işaret etmeyi sürdürüyor. Tebeşiri bıraktı, sinirle pencereyi açtı. Buyurun, kime bakmıştınız? Öğrenciler ona, o sınıfa aval aval bakıyor. Şey, Ersin'e bakmıştım da ben. Kendisi benim kardeşim Onur da, onu bakmıştım ben. Aranızda Ersin var mı? Yok. Ersin'in hangi sınıfta olduğunu bilen var mı? Ersin yan sınıfta öğretmenim. Yanlış sınıfa gelmişsiniz beyefendi. Ersin yan sınıftaymış. O zaman ben yan sınıfa şey edeyim. O zaman. İyi dersler arkadaşlar. Kolay gelsin hocam. Çocuğa parmağını sallarken Zümrüt camı örttü. Perdeyi çekti. İyi günler. Yoldan geçen kadınlara selam verip öğrencilerin arasından gülümseyerek yürürken İsmail elinde gitarla önünü atlayıverdi. Ömür seni ben severim. Senin için dağları delerim. Duvarın üstündeki çiçek demetini uzatıp diz çöktü. Zümrüt tebessümle çiçeği alır gibiydi. Kafasını atıverdi. Hiç komik değilsin İsmail. Hatta bayağı bir kabasın. Zümrüt! Zümrüt nereye Zümrüt? Hani tansu yapıyordun ya? Ben seversin diye şey ettiydim Zümrüt! Ulan biçimsiz. Şarkında senin gibi biçimsiz. Omzundaki papatya dalını fark etti. Beyaz çiçeğe bakıp hırsla ısırdı kafasını. İştah ve sinirle çiğniyor. Sedef'im, başka var mı istediğin bir şey? Kaldıysa başka bir şey ben gidem alam gelem. Yok, kalmadı bir şey. Bak istediğin bir şey varsa söyle. Bahriye yük olurum filan deme. Yok, kalmadı Bahriye. Aldık ya hepsini. Ha, sen o mavi elbisen kırmızısını da beğenmiş. Gidem alam gelem onu. Yok. Değiştire değiştire giyersin. Bir gün mavisin giyersin, bir gün kırmızısın giyersin. Ondan sıkılıp tekrar mavisin giyersin. Yok bari. Hem yoruldum azıcık. Soğuklansak mı? Olur tabii olur. Ah ulan eşek kafam, yoruldun mu? Bütün gün yürüttüm seni oradanları. Oturak senin karnın da acıkmıştır. Bir şeyler hiç susamışsındır da. Ha Sedef'im. Buyurun. Hayırlı olsun Bahri abi. Vallahi duyduk, çok sevindik. Sağ ol, sağ ol. Ben de sevindim. Başka bir isteğiniz olursa seslenin, ben buralardayım. Gazoz şişesini bıraktı. Sedef başını kaldırmadan duruyor. Bahri Sedef'in şişesiyle kendininkini değiştirdi. Şişenin içindeki pipetle biraz içti. Bahri heyecanlı, Sedef durgun, somurtkan. Sedef. Ben evet dedin ya. Allah razı olsun sen. Dünyalığa verdin bana.
Ben ne bileyim, sen beni sevmezsin, istemezsin diye şey ettim ben. Hani biraz saf canayım. Pek de yakışıklı sayılmam. Olur mu öyle şey Bahri? Niye öyle diyorsun sen? Yok yok. Ben kendimi biliyorum Sedef. Ben seni de çok iyi biliyorum. Sen bu evliliği kabul ederek dünyalığa verdin bana. Elini tutmayı yeltenince Sedef irkildi. Bahri de o telaşla torbalara doğru devirdi gazozunu. Kusura bakma, ben öyle bir yanlık oldu. Kusura bakmadım Bahri, sakin ol. Ey Allah ya. Yusuf, ne yaptın ben arkadaş? Sakin ol Bahri. Eliyle masa siler gibi yaptı. Sen gazozun duruyor. Yusuf. Üstüme gelmek beni Sedef. Sen de her şey. Sedef. Torbaların derdinde. Ne demek vazgeçsem ama mı? Çocuk oyuncağı mı bu? Rezil olur zelaleme. Ben yapamayacağım anne. Bahri'ye bu kötülüğü yaparsam vicdanım rahat etmeyecek. Ay abla, bunlar çok güzel. O zaman neden tamam dedin? Neden söz kestirdin? Ben Bahri'yi tanımıyordum ki anne. Bahri babası gibi değilmiş. Çok iyi biriymiş. İyi ya, daha ne istiyorsun? Gül gibi geçine gidersiniz. Ay abla, bu mavi elbise de çok güzelmiş. Kırmızı yok muydu bunun? Sedef sinirle eliyle yüzünü kapatıp öfkeyle git diye kafa salladı Gonca'ya. Sen beni anlamıyorsun anne. Bahri benim yüzümden hep mutsuz olacak. Mutsuz olacaksa mutlu et sen de. Ben onu bunu bilmem. Bu bana duyarsa bacaklarını kırar. Seni de mahveder, beni de mahveder. Sedef'i yüzü asık bırakıp Gonca'nın yanına geçti. Bırak şunları sen de oynamaya. Sedef ne yapsa bilemeden etrafa bakınıyor. Hafize devirdiği gözleriyle mutfakta patates soyuyor. Süleyman geldi. Kapıdan izleyip yavaşça gelip annesinin yanına oturdu. Nasıl anlatacağını düşünür gibi sıkıntılı. Tencereden haşlanmış patates alıp o da soymaya başladı. Ana. He. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne var lan? Hani şu bizim gaz isteme işi vardı ya. Hani gaza yapınca isteyemediydik. Hani gaza yapınca ben caydıydım ya. İşte şimdi ben geri caydım gari. Ne demek lan geri caydım? Basbayağı geri caydım. Gidip isteyelim gari gazı. Köstence lan kızı. Lan oğlum sen demiyor muydun bana o kızdan soğudum diye? Zaten kimselere vermiyorlarmış kızı demiyor muydun? Öyle diyordun ama benim yeniden gönlüm kaydı. Sabah akşam onu düşünüyorum ben. Yeni baksam onu görüyorum biliyor musun? Lan oğlum çocuk oyuncağı mı bu be? Bir seviyorum bir sevmiyorum, bir seviyorum bir sevmiyorum. Galip bu ana. Sağ solu belli mi oğlum? Benim kararım kesin gari. Çok seviyorum ben bu kızı. Gidip isteyelim. Madem. Gidip isteyelim. Ne zaman istenecek şimdi bu kız? Bu akşam olacak. Lan Süleyman. Yine bir haltlar karıştırıyorsun ya. Dur bakayım. Soyduğu büyük patatesi ısırdı. Yalnız Gumpir de manyak olmuş ana. Ellen sağlık. Afiyet olsun. Hafize'ye yan yan bakarak sıkıntıdan iştahla yedi. Ovadan tepeye doğru bulutlar kaydı. Gündüzden geceye hızlı geçti. Süleyman takım elbisesini giymiş. Elinde bir demet krizantem çiçek. Ana hadi gari geç kalacağız. Dur lan dur. İki ayağımı bir babuca sokacaksın. Ben sizin gibi genç miyim? Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Merhaba. Damatlı ile Süleyman pek bir afilli döndü. Aleykümselam. Süleyman, sen misin lan bu? Nereden buldun lan bu takım elbiseyi? Çaldın mı lan yoksa? Dürttüler. Sus lan. Anamın kıyında. Halil abi yollamış sabah. Senin Mehmet Ali Hoca lan. Yalın asadaş senin yeni kayınpeda gıyak adammış be. Bir takım baksan ki sen artist gibi olmuşsun hele. Kuyruğa bak sen kuyruğa. Saçından düşen bir tutama bakıp gülüştüler. Demen lan öyle. Zaten morallem çok bozuk benim. Kız anne. Söyle bakayım.
Nedir bu işin aslı astarı? Yan yana dizildiler, birbirleriyle bakıştılar. Ne olacak Hafize teyze? Senin babanın gönlünü kaptırmış. Biz de ne yapalım? Vazifemizi yapalım dedik. Yapın, yapın vazifenizi, yapın. İnşallah bu işin altından bir Ali Cengiz oyunu çıkmaz. Kız tarafın haberi var mı? Var. Olmaz olur mu Hafize Ana hiç? Onlar kendiler dedi bizi zaten. Cemil kolunu dürttü. Zaten onlar kendiler dedi bizi. Müsaitiz diye. Biz onlar önceden demiştik de onlar İsmail da... İsmail tokat attı. Süleyman, şimdi nasıl gideceğiz? Araba falan var mı? Var ana var. Sen hiç merak etme. Arabayı ilçeden yollayacaklar. Sessizce ağzını oynatarak anlattı. Zamanında bir arkadaşın arabasını yaptın da sağ olsun o gönderivecek. Çok şükür sen bu bedavadan yaptın. Tamir işlerin faydasını göreceğiz artık ha. Hafizeler çıkınca Cemil yanaştı. Hep yalanla yalanla. Ne olacak bu işlerin sonu Süleyman? Ha? Cehennemlerde çatı çatı yancı. Al. Bu da beni kilitlediğiniz lokum. Süslü kutuyu uzattı. Buyruğuna tükürdüğümü. Yürü hadi yürü. Başka şeyler özen ne olur? Neşe bir köşede domates doğruyor. Hayati bir telaş merakla pencereden bakıyor. Önüne dönse de içi rahat değil. Kısa dantel perdeyi aralayıp aralayıp bakıyor. Neşe bakıp kafasını çevirdi. Bu sefer öbür camın perdesini aralayıp baktı. Karısı elinde siniyle yemekleri getirdi. Yere bırakıp giderken dayanamayıp durdu. Ne yapıyorsun? 2 saattir kukuman kuşu gibi tünedin oraya. Bir o yana bakıyorsun, bir bu yana bakıyorsun. Kimi beklersin? Hızla dönüp dışarı baktı. Gelmez be ya. Ta gelmez artık. Yırttım uca diye yırttım. Neyi yırttın? Ne olacak be ya? Süleyman araba isteme gelmedi ya. Ondan yırttım. Süleyman mı? He. MacGyver Süleyman. Tek kız istemeye gideceklermiş ya. Tabii bizim küstenciler Ali'nin kızı yok mu ya? He onu istemeye gideceklermiş. Çok şükür yarabbim. Araba isteme gelmedi ya benden. Üzerimden kucağımı yük kalktı be ya. Kuş gibi afledim be ya. Sallana sallana çıktı salondan. Sedirde tek kalan Neşe'nin tüm neşesi kaçmış. Devirdiği bakışlarıyla hüzünlü, mahzun. Milletin arabası ayağın geliyor ayağına. Ben de düğünü nasıl yapacağım diye kıvranıp duruyorum. Üzülme lan. Yapacağız senin düğününü de. Ağabeyini yarı yolda bırakmak var mı lan bizim kitabımızda? Halil dayım bu kadar kalabalık olacağınızı söylemedi beni. Arabaya sığabileceğiniz mi? Sığarız canım. Ne sığmayacakmışız? Sığarız. En kötü Cemil bagajda gider. Alışkın zaten. Cemil'de jeton düşmedi. Sağ dışçıları kıs kıs gülerken o tepkisiz bakıyor. Öyle. Station Renault'a sığışmışlar. Cemil bagajda küskün. Cemil, arkada rahatsın benim gülüm. Bir sıkıntım var. Yok Sadıç. Rahatım ben, sen kafanı yorma. Naciye elindeki dikişi yaparken yan gözle Sedef'in asık neşesiz yüzüne baktı. Gonca yere oturmuş sehpada ödevlerini yapıyor. Herkes bir tarafta sessiz sessiz oturmakta. Hicabi eli arkasında başında kasket geldi. Ho! Ne oldu? Cenaze mi var? Korktular. Niye böyle baykuş gibi oturdunuz baygın baygın? Bir hoş geldin yok mu ya? Hoş geldin Hicabi. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ayağını çekerek koltuğa oturup arkasına yaslandı. Sedef, kızım ne yaptınız? Bahri'yle gittiniz mi alışverişe? Gittik baba, aldık bir şeyler işte. Hayırdır, ters bir şey mi oldu? Yok baba, yok ne olacak? Yoruldum azıcık. İyi ben de dediydim, Bahri'yle bir sıkıntı falan mı oldu dediydim. Yok baba... Sıkıntı yok. Hicabi İyiyiz rahat biz. Değil. Bu ne hal diye Naciye'ye göz kırptı. Naciye ona sor diye ters dedi. Hicabi iyi be der gibi savurdu tesbihli elini, kalktı. Sedef, kızım. Yanına geldi. Hem
Şimdi bu Bahri acık safcana ya. Senin ona filan canın sıkılmıyor değil mi? Şimdi bu Bahri saftır maftır ama iyi çocuktur. Bir dediğini iki etmez. Elini sıcak sudan soğuk suya koymaz. Tüccar Sami bile bir tek gelini muha diyor da başka bir şey demiyor. El üstünde tutarlar seni. Ömrü hayatında sıkıntı yüzü görmezsin. Naciye bak diye başını salladı. Biliyorum baba. Sağ olsunlar. Ey madem. Aferin benim kızıma. Aferin. Yerinden doğrulup sehpaya doğru baktı. Naciye! Niye hazır değil bu sofrada? Öldüm açtıktan aşma kadar. Dalmışız öyle. Hazırlıyor şimdi. Dalmışmış. Saat kaç olmuş? Daha sofra hazırlanmamış. Sinirli sinirli bakıp gülümseyerek Sedef'e döndü. Sedef kızım, hadi sen de kalk da anana yardım edin be. Hadi bak ya. Sedef peki diye başını eğip mutfağa gitti. Hem de yorulmuşum ya. Hilmi mutfağa girdi. Hey maşallah. Analı kızlı fethetmişsiz mutfağa bakıyorsun ha? Hilmi ocağı söndür. Yandı. Ay yandı yandı. İlleri havada kaldı. Tansiyon var, kalp var. Niye var? Anladın mı şimdi kızım? Aa, karışma baba. Herkesin bir tarzı var sonuçta. Annemin de tarzı, karışma. Yerim ben onun dağzını. İyi kızım, sen nasılsın? Nasıl geçti bakayım ilk günün? Ay, çok heyecanlandım. Ama çok güzel geçti. Bizim okul ne kadar güzel ya. Güzel tabii kızım. Güzel olmaz mı? Daha geçen sene bütün binayı belediye olarak boyattık ya. Öyle mi? Hilmi, o 3 sene önceydi. Kandırma çocuğu. Yapma ya. Ha. Oldu mu o kadar? Ha. Ben gene bir ara bir bakayım oraya. Ha? Zümrüt. Ha. Tiyatro işi nasıl gidiyor? Çalışıyorsunuz değil mi kızım? Çalışıyoruz baba. Çalışıyoruz. Ha. Bak kaymakama valiye haber verdim. Gözünü seveyim. Aman diyeyim sıkı tut şu işi. Tutuyoruz baba, çok sıkı tutuyoruz. Biz o işi, sen merak etme. Vay yaşa. Oo, dolma yapmış ya anın. He, yaptım hadi. Hadi, hadi oturun bakayım. Hadi. Bakayım. Çorbaları da koyayım. Zümrüt içinden söylenerek bardakları dolduruyor. Kamiller salonda. Yerde yemek yiyorlar. Dolmanın içini açıp baktı. Bir dolmaya bu kadar pirinç konur mu Cemile? Sen pirincin kilosu kaç para, haberin var mı? La havle ve la kuvvete. Kaç parası kaç para Kamil? Pirinçsiz dolma mı oldu? Katkısını azıcık çok koyacaksın. Pirincini az koyacaksın. Bak bakalım nasıl oluyor. Bunu sana ben mi öğreteceğim? İyi, bir dahakinden öyle yaparsa. Lan Teranacı, nasıl geçti bugün, oku bakayım. Vallahi çok güzel diyemiyorum yani. Önüme bir koca kafa oturdu, tahtayı göremiyorum. Koca kız gelmiş, ortaokul okuyor. Koca kızın kafasına sen ne bakıyorsun? Sen okulunu oku. Şimdi bak. Aramızdaki anlaşmayı unutmak yok, anladın mı arkadaş? Ona göre. Kamil, ben diyorum ki, hazır senin kalbin böyle yumuşamış gene. Şu İsmail'i de affedi ve sen de eve gelse. Ha? Ne adı kaldı belli değil çocuğum. Dayık! Korkuyla irkildi. Adını alma! Sofranın bereketi kaçacak. Benden özür dilemedikçe eve de sokmam onu. Bak adını aldın o yuvasın. Bütün sinirliğim ayağa kalktı. Tövbe tövbe. Suyu kafasına dikti. Cemile aldırma diye gözetti Ersin'i. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Boydan süzdü. Süleyman yaklaşıp el öptü. Süleyman, takımlar da pek bir yakışı vermiş. Teveccühünüz Halil abi. Gelin gelin. Bak. Gelin gençler, ayaklarınız üşümesin. Sağ ol ablam. Emin ayaklarını birleştirdi. Sen de gel çocuğum. Deri terliklere bakıyor. Cemil İsmail'in kulağına eğildi. Ben giymesem olma mı? Benim ayaklarım bazen koku yapıyor da. Halil ters ters baktı. Olsun olsun. Sen giy gene de. Olmadı, yıkatacağız gari. Ne yapacaksın? Hadi buyurun içeri, hadi. Buyurun. Emin Hafize'nin kolundan tutup götürdü. İlay Süleyman, kız hala ortalıkta yok oğlum. Karşılamaya da gelmedi seni. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Böyle yamuk çıkmasın. Kına yakalsın gari, öyle çıkarsa. Biz bekleyip durdu, hadi konuşma gari. Allah kızım hadi. Ahşap konağa bakarak içeri girdi.
Cemil kapıya bakarken 8 yaşlarındaki küçük kız önlerine tabak koydu. Yan yana sedire dizilmişler. Emin ayaklarını terlikten çıkarıp oynatıyor. Nefes alıp kokup kokmadığını kontrol etti. İsmail sıkılmış, kapıyı gözetleyen Cemil'i dürttü. Açlığınız varsa sofrada kurduruverem. Yok Halil abi. Sağ olun, dokuz biz. Emin bacağını kaldırıp koklayarak eğildi. Süleyman, çaktırmadan onu koklasan ki şu benim ayağı kokuyor be. Nasıl koklayayım Emin? Çömelen mi? Ayağını omuzuma mı aldın lan be? Herkesin nasıl koklayayım? Tamam be. Halil'e bakıp gergince gülümsedi. Pişt, Süleyman. İkramlığa da anası yaptığına göre bunlar kızı sene son dakika gösterip sene golü atacaklar. Gözlerini kapatıp gülerken İsmail'den sert bir dirsek geldi. Kıs kıs gülüyorlar. Rahat bırakın lan adamı. Hafize, nasılsın? İyi mi? İyiyim Halil. Sen nasılsın? Nasıl olayım? Bende bir iyisi yok. Süleyman'la konuştuk, anlaştık ya. Ne? Annem bilmiyor diye işaret etti. İsmail de kaş kaldırdı. Kız istemeye gelmek için ana. İstemeye gelmek için önceden anlaştık. Evet. Yani Süleyman'la biz önceden görüştük. O bana gelelim mi dedi. Ben de gelin dedim. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi çok sevindim. Bu zamanda Süleyman gibi dürüst olan nerede? Tabii nerede? İsmail ile Emin sırtına vurdu. Süleyman, bana kalırsa kızı görmeden isteme faslına geçmeyin Sadıç. Emir yağ sabırla yutkundu. Zümrüt salonda çalışıyor. Kitabın sayfalarını çevirdi. İsmail'in kağıttan yaptığı kız erkek figürlü kukla arada kalmış. Kağıtları alıp kaldırdı. Gülümseyerek Hülya'lı bakıyor. Geçmiş. Bir zamanla İsmail de bir oğlan varmış. Zümrüt diye bir kızın kalbini kırmış. Aslında hiç kırmak istememiş ama azıcık yanlış anlaşılmış. Ana döndü. Tebessüm ettiği kağıt kuklalara bakıyor. Bunlar ne kızım? Tiyatroyla mı ilgili? Yok. Sınıftan yaramaz bir çocuk yapmış. Yanına oturup gülümseyerek kağıtlara baktı. Bizim göğün kızanları çok yaramaz değil mi? Burnundan getiriyorlar seni. Olsun. Yaramazlar ama çok da saflar. Pırlanta gibi kalpleri var. Ay, merhametli kızım benim. Şefkatle sarıldı. Asıl senin zümrüt gibi kalbin var. Hadi devam et hadi. Bak ballı sütü yaptım, bunu da iç. Zihnin açılsın. Tamam, içerim. Hadi kolay gelsin. Sağ ol anne, eline sağlık. Elinde süt fincanı, hüzünle kitaba bıraktığı kağıt bebeklere baktı. Cemil merakla kapının dışını gözlüyor. Süleyman Emin'i, Emin İsmail'i dürttü. Sade de gel gari. İsmail nasıl toparlayacağını düşündü. Şimdi Halil abi, bizim sebebi ziyaretimiz malum. Bizim Süleyman senin kızı görmüş. Cemil dürttü. Kaldırdığı kaşlarla görmedi dedi. Görmemiş mi? Süleyman gördü diye başını salladı. Görmüş. Görmüş, görmemiş. Görü görmez, beğenememiş. Süleyman nezaketen gülümserken Emin çoraplarına eğildi. Yeter gari Emin. Kokusu bana gelmiyor ayaklarım, bunu soruyorsan. Ben almıyorum kokuyu, yeter gari. Ne yapıyor diyecek bunlar herkes. Şimdi Halil abi, düngürcü başı olarak ben diyorum ki, Allah'ın emriyle diyorum, peygamberin de kavliyle diyorum, kızınız... Duraksadı. Telaşla birbirlerine baktılar. Adı ne diye baktı İsmail, Süleyman bilmiyorum diye başını salladı. Kızınızı
bir denecik kızımızı, bir denecik oğlumuza istiyoruz. Halil Hanım'ına bakıp onaylar gülümsedi. Vallahi ne diyeyim İsmail? Yani Süleyman gibin dürüst, Süleyman gibin çalışkan, Süleyman gibin ahlaklı bir damat bulunca hayır denmez. Verdim gitti. Hayırlı olsun. Süleyman tepkisiz suratı asık yere bakıyor. Gelin pek bir hevesle alkış tutarken kalk öp diye kaş göz hareketleri yapıyor. Geçmiş olsun kardeşim, gol yedim vallahi ya. Hadi gelsin kız. İsmail'den dirseği yedi ama çok da umursamadı. Bayağı eğleniyor. Safiye'ye seslenive. Kayfeleri getirsin gari. Hemen bey. Aralarında konuştular. Gözün adı Safiye'ymiş. Sakın unutma. Kapı eşiğinden ağır ağır uzun elbisesiyle biri geliyor. Zaman yavaşladı. Emin takılmış habire eğilip ayaklarını koklarken Süleyman Hafize'nin elini öptü. Cemil işin alayında gülerken İsmail sinirle sus diye mimikler yapıyor. Kızın ayakları eşiği geçti. İnce narin bir bedeni var. Süleyman'la Emin'in bakışlar kıza kalkıp donup kaldılar. Kızın sadece tepsi tutan eli görünüyor. Cemil İsmail'e laf yetiştirirken hala fark etmedi. Yiyeceğini bitirip kıza doğru dönmüştü ki dondu kaldı. İsmail de kıza bakmadan ağzı açık put kesmiş Cemil'e döndü. Kız elinde tepsiyle kahveleri dağıtmak için Cemil'e yaklaştı. Safiye sarı dalgalı saçlı, beyaz tenli, 20'lerinde ince, narin bir kız. Tepsiyi Cemil'e doğru uzattı. Cemil baygın baygın bakıyor. Başını istemsiz aşağı yukarı hızlıca salladı. Safiye yanına doğru bakıp utanıverdi. Herkes tepkisine dikkat kesilmiş. Cemil'in aval haline bakıyorlar. Cemil kollarını tepsiye doğru uzatırken elleri titriyor. Dantelli tepside yan yana 6 köpüklü kahve dizili. Fincanı alayım derken... Allah kahvela döktüm ben, kusura kalmayın, kahvela döktüm. Kahvela gitti. Gitti. Kusura kalmayın, ben kahveler hemen sileyim ben buralar. Hemen sileyim, hiçbir şey kalmaz buralar. Dur bir dakika, buralar sileceğim ben şimdi. Buralar sileceğim. Sefa danteliyle yeri silerken İsmail tokat attı. Dur lan, sakin ol, temizle hele. Kusura kalmayın, ben kahveler döktüm. Danteli peçete misali yakasına taktı. Safiye gülümsedi halini. Gidiyorlar. Neyin şapşallığı bu, ben anlamıyorum ki. Kızı beni istiyor, seni yine şapşalı. De gidi Cemil'de. O ne güzel kızdı öyle ya. Sen güzelse güzel, sene ne? Kızı beni istiyor, seni mi istiyoruz? Ne şapşalı bu? Süleyman, sen de beken ben eşinci. Bu önden anlaştık meselesi falan nedin? İsmail sırtarak Süleyman'a buyur diye baktı. Şeydin o, ana baştan anlaştık meselesi şeydin. Kız isteme eşidin ana o. Dedim ya orada da kız istemek için biz baştan anlaştık. Öyle değil mi İsmail? İsmail duraksadı. Yutkunurken Emin sessizce gülüyor. Öyle değil mi tabii Hafize anne? Kız isteme meselesiydin o. Değil mi Emin? Emin'in gülüşü donuverdi. Öyle din geçti be. Kız isteme meselesiydin. Değil mi Cemil? Cemil dalgın. Cemil! Süleyman dürttü. Bena mı dediniz? Ya bunu boş geç ya. Bunun kayış boş dönüyor gari. Kız isteme meselesiydin ana o. Sen bana inanmıyor musun gülüm? Ben sen yalan söyler miyim hiç? Siz beni hepten kör sanıyorsunuz emme. Sizin bu hallarınızı görmek için göz gerekmez. Sizde bir hallava. Bu altından bir çapan oğlu çıkacak ya. Dur bakayım. Hadi. Emin kolundan tutup arabaya götürdü. İsmail şaşkın şaşkın bakan Cemil'e tokatı patlatıverse de Cemil hülyalara dalmış. Yayvan yayvan gülüyor. Sallana sallana yürüdü. Arabayla yavaş yavaş evin önüne geldiler. Sağ ol Akideş. Halil abiye selam söyle be. Aracın önünden geçip Hafize'nin kapısını açtı. Gel ana. İnmesine yardım edip kapıdan girdiler. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler ana. İyi geceler Hafize teyze. Kapının önünde bakıştılar. Sadışla. Vallahi Allah sizden razı olsun. Böyle bir günde beni yalnız bırakmadınız.
Allah da sizi yalnız bırakmasın gari. Bu ne biçim laf öyle lan? Tabii yalnız bırakmayacağız seni. Tabii bırakmayacağız oğlum. Bırakmayacağız. Bırakmayacağız de bana kalırsa sen de Neşe'yi bırakma arkadaş. Sen Neşe'yi çok seviyorsun ona göre. Bence birazcık daha düşün istersen. Ha? Yanlış bir karar verme. Oğlum ne oldu lan sana? Arabanın arkasında yel mi çarptı seni? Hı? Gülüm sen deyip durmuyor muydun? Ben senin yerinde olsam köstencelen halin kızını alırım diye. Ne oldu İnci? Ondu kafa gitti. Kayış boş dönüyor ondu gari. Cemil git eve yat. Benim aslanımı bozma. Yarın sapı sağlam uyan. Hadi gülüm. Gülümseyerek arkasını döndü. Şşt lan. Nereye gidiyorsun sen? Senin yer bu taraftayım be. Ha deyip gülerek yolun tersine döndü. Baston yutmuş gibi yürüyor. Yeminle yer çarpmış bunu be. İyice kafayı yedi bu. Neyse Sadıç'la ben de gidiyorum. Hadi size iyi geceler. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gideceğim oğlum? Eve gidiyorum. Bir ara seni uğra eşyaları alırım ben. Manyadın mı lan sen? Amcan görürse ne yapacak? Amcam daha beni sittin. Sana bir şey yapamaz. Hadi size iyi geceler. Emin'le Süleyman birbirlerine baktı. Dubuyor lan ben de geliyorum. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Süleyman kapıdan girerken dönüp arkalarından bir daha baktı. Geceden gündüze hızlı geçti. Kasabanın kuş bakışı görüntüsü. Hava açık, kuşlar uçuyor. Kamil mavili çizgili pijamasıyla odadan esneyerek çıktı. Gerinirken yan odadan da İsmail çıktı. Ulan! Ulan! Başıma bela mısın lan sen? Ne işin var senin bu evde? Hiç. Süleyman'ın evde biraz sıkıldım da. Gelip buraya geri yerleşeyim dedim amca. Buraya geri yerleşeyim dedin, öyle mi? He. İyi de Kamil'in evine seni sokan kim? Hı? Sen demedin Hayati arabayı alıp beni el aleme irisi dedin. Hı? Çık çık çık, senin bu evde işin yok. Çekiştirdiği koluna baktı. Ne zaman aklını başına alacaksın, adımını öyle atacaksın. Ya amcam, sen hele bir dur ya. Bizim daha seninle yapacak işimiz var. Ne işiymiş? Sen hele şu senin haritayı bir çıkarıver de bir an önce gidip kazam şu defineyi. Sus! Sus lan! Ne definesi? Nereden duydun bunu? Ölen amca. Bize gelince para yok diyor ama haritaya gelince sıvıyor. Kaç para verdin sen bu haritaya? İsmail. Önümü öp. Kimselere bir şey söyleme olur mu? Bu iş gizli. Yengemin haberi yok yani bu durumlarda. Lan kimsenin haberi yok diyorum, gizli diyorum lan. Yenge! Lan. Bir bakıver sen ya, amcamın. Baksan ya, amcamın senin diyeceklerini olmuş yenge. Ağzını kapattı. Ya İsmail beni öldüreceğim mi lan? Oğlum, kimseye bir şey söyleme. Her istediğini yapacağım lan. Sen şimdi her istediğini yapacağım diyorsun öyle mi? Yapacağım. İyi. Ben zamanla karar veririm artık ne isteyeceğim. Ölen amca. Dilini ısırdı. Sen de ne yere bakan yürek yakanmışsın valla. Saman altından su yürütüyormuşsun da haberimiz yokmuş. Sus diye işaret etti. Ben gidip yengemden su isteyeyim mi? Kahvaltı masasında oturmuş. Yağına sürdüğü ekmeği iştahla attı ağzına. Kahvaltı var ya nefismiş nefis. Amcam tereyağından bol sürmedim değil mi? Kendini tutarak çayını içti. Amcam be. Seni zahmet peynir tabağını da uzatabileceğim. Gözlerini sinirle iri iri açınca İsmail Cemile'yi işaret etti. Pişkin hadi diye mimikler yapıyor. Kamil köşeye sıkışmış tabağa uzandı. Ye aslanım ye. Helali hoş olsun ye. Hayırdır Kamil? Ne değişti bu kadar çabuk? Daha dün yerden yere vuruyordun ya sen bu çocuğu. Amcam mı? Yok canım. Neden çıkartıyorsun? Yok öyle bir şey. Cemile niye uyduruyorsun bunları? Benim bir derecik yeğenim. Elimle beslemeyeceğim de ne yapacağım ya? İyi aslanım, iyi. Sen gencecik adamsın, güce kuvvete ihtiyacın var senin, iyi. İyi aslanım. İyi yeğenim, iyi. Amcam. Biber uzattı. Biberler çok acı değildir değil mi? Tatlı. Tatlı tatlı iyi. İyi. Yeğenim iyi, tatlı tatlı iyi.
İnsan ne yapacak, edecek? Bakışını haramdan kollayacak. Hoca kahvede köylülerle sohbette. Öyle beşeri aşklara, sevgilere kendini hemen kaptırmayacak. Bakın dikkat edin. Bu işlerin bir bakışlık kayması vardır. Maazallah. Ufacık bakış insanı cennet bahçelerinden alır da sen hiç farkında bile olmadan cehennem çukurlarına yuvarlaya verir. Yani Cemil, cehennem ateşlen odun ol diye. Cehir cehir yancı. Bir takım duygular insana tatlı gelir. Masummuş gibi gelir. Ama asıl kaçılması gereken duygular o duygulardır. Çünkü insanı felakete sürükleyecek duygular işte onlardır. Hocam bana bir müsaade etsen diyorum ben. Hayırdır, ne oldu Cemil? Çok kötü oldum ben hocam. Nefes falan alamıyorum ben. Vallahi çok kötüyüm ya. Üladım koş git. Hilmi başkanımı baktıracaksın. Ne yapacaksın? Koş. Çok kötü oldum ben hocam. Vallahi. Yakasını açıp kaçar gibi masadakilerin yanından uzaklaştı. Allah Allah. Önceden böyle değildi bu çocuk. Sonradan bir halde oldu. Neyse. Yüksek duvarların arasındaki dar sokaktan yakasını çekiştirerek hızla yürüyor. Kendi etrafında dönüp etrafına bakınarak yaka paça dağılmış, sersemse belek koştu. Yığma taşla ikişer metreye aşan evlerin taş duvarları arasında biracık tertemiz sokaklardan geçti. Köşede biri traktörün altına girmiş tamir yapıyor. Önünde Süleyman'ın bisikleti. Cemil koşarak geçerken durup geri döndü. Etrafa bakıp bacaklarından tutup çekti. Yakasından tutup kaldırdı şaşkın bakan Süleyman'ı. Süleyman, senden çok önemli bir şey konuşmam lazım bana. Hayırdır Cemil? Niye oldu gülü? Senin bu işten bir an önce vazgeçmen lazım oğlum. Vazgeçmen lazım. Sen nişeyi seviyorsun, nişeyi. Bu kız sana göre değil. Bu kız sana göre değil arkadaş. Oğlum lan öyle şey. Tamam nişeyi seviyorum da gidip istedik kızı gari. Caymak var mı lan bizim kitabımızda? Sen Safiye'yi sevmiyordun ama. Muacir lan, nişeyi seviyordun. Baka kaldı. Cemil suratını asıp ayağını yere vurdu. Atarlığı küskün hızlıca uzaklaştı. Süleyman arkasından ağzı açık kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah sabah delim dürttü buna. De gitti Cemil de. Yeri yere yatıp tekerli tornasını sürdü traktörün altına. Hayır Sebastian Rodriguez. Yapamayacağım. Carlos'un duygularıyla oynayamıyorum. Sedef traktörün kenarında yapmam çalışan radyoyu dinlerken toplanan zeytinleri kasalara dolduruyor. Evet, işte bu yüzden yapamam Sebastian. Gonca arkasından gelip yanına geçti. Hicabi bir elinde sopa, bir eli belinde Naciye'nin yanında durdu. Bilmiyorum, gözü Sedef'te. Kızgındım sadece, öfkeliydim. Bilmiyorum. Naciye. Sedef İsmail'i dillendirmiyor değil mi? Gönlü geçti değil mi o yobazdan? Yok, dillendirmiyor. Geçti herhalde. Naciye, bana bak. Bu kıza açık kapı bırakmayacaksın. Eğer Bahri'den vazgeçmeye kakarsa, eğer yüzüğü atmağa matmağa kakarsa, ortalığı ayağa kaldırırım ona göre. Önce senden başlarım, haberin olsun. Ya neden dillendiriyorsun böyle şeyleri? Neden vazgeçsin kız? Tövbe de. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bir karar vermek zorundasın Veronica. Carlos'u daha fazla üzmeden bir karar vermek zorundasın. Sedef avuçladığı zeytinlerle duraksadı. Yüzünü buruşturup ağlamaklı baş salladı. Endişeli kasadaki zeytinleri düzeltip kalktı. Radyonun başına gidip kapattı. Sedef! Bahri! Beyaz atın ipini tutmuş, gülümseyerek geliyor. Bu at, bu atı nereden buldun Bahri? Ne güzelmiş. Senin kadar güzel olmasa da çam sakızı çoban armağanı benden sana hediye. Benim için mi yani bu at? Senin için ya. Gelip geçerken her gün görüyordum bu at. Bir gece rüyama giyiverdi. Üstünde sen böyle bembeyaz gelinliğinle salını salını bana doğru geliyordun. Ben de kendi kendime söz verdim. Sedef'im dedim beni evet derse bu atı dedim ona hediye edem. Şimdi bu at senin değil Sedef. Bari ne diyeceğim bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok ki Sedef. Hediyemi kabul etsen yeter bana. Ne romantik olan değil mi Naciye? He, ne demezsin? Ben kabul edemem Bahri. Senin altın gibi bir kalbin var. Ama ben alamam bu atı. Yapamam. Sen de altın kalplisin Sedef'im. Niye kabul etmeyeceksin ki? Oo Bahri evladım, hoş geldin. Oo hoş bulduk baba. At mı aldın Sedef'e? Öyle bir şeyler yaptık valla.
He, getir getir, havuç yesin hayvan getir. Gel. Ay maşallah, ay maşallah, bu güzelliğe bak. Ana! Beyaz atın boğazında nazar boncuklarından bir kolye. Sedef'i ağlamaklı, isteksizce titretti dudaklarını. Emine, Emin'in elini tutmuş. Ne zaman duyuracağız Emin? Benim sabrım kalmadı gari. Böyle içimden haykırmak geliyor. Ben Emine aydım demek geliyor. Benim de Emine. Benim de minarenin tepesine çıkıp haykırasım mı emme? Ne yapacaksın? Biraz daha sabredeceğiz gari. Rafet'in evden çıktığını görüp toparlandılar. Rafet asık yüzüyle merdivenlerden indi. Duvara oturmuşlar, onlara doğru yürüyor. Emine. Az yalnız bırakacaksın mı bizi? Tamam baba. Emine, ben sana bir şey getir dedim de. Cebinden çıkardığı mektubu verdi. Emine utanarak eve koştu. Rafet Emine'ye bakıp Emine döndü. Ne zaman geleceksiniz? Ne zaman duyuracaksınız millete? Bu nişan müşan işleri ne olacak böyle? Geleceğiz Rafet emmi, halledeceğiz de. Hence bizim maddi durumlarda acık sıkıntılı havada acık. Ne o? Paranız mı yok? Yok. Yok. Var. Var emme. Öyle hemen denkleşecek cinsten yok da. Denkleşecek cinsten olanı yok. Ulen madem paran yok, neyine güvenip kaçırıyorsun kızı? Madem bakamayacaksın, niye kaçırıyorsun? Emin'in yüzü düşüverdi. Şimdi o yazdığın şiirleri bozduru bozduru harcarsınız. Ellerini arkasında birleştirip dış kapıdan çıktı. Emin yediği lafın ağırlığında omzunu düşürdü, duvara yaslandı. Bir ağrımı gitti, bir ağrımı gitti Sadıç. Anlatamam sana. Keşke dedim şu yeri yarılsaydı da içine girseydim. Öküzmüş lan senin kayınpederinde. Kusura bakma da yani, hakikaten öküzmüş. Ulan insan oldu böyle laflar söylenir mi lan? İnsan düşmanına bile söylemez lan bu lafı. Vallahi Sadıç ben onu bunu bilmiyorum. Ben bu nişan mişan işle yani bir şekilde hallederim borcundan harcından emme. Bu düğünden önce bizim bu altın meselesini bir çözüm bulmamız şart. Biliyorum Sadıç biliyorum. Halledeceğiz bir şekilde. Takım elbiseli adam geldi. İsmail neredesin ha? Her yerde seni aradım. Nerede olacağım lan? Radyocu İsmail nerede olacak? Ya radyodadır ya kahvede. Başkan seni çağırıyor. Tiyatro işiyle ilgili mi? Bir şeyler varmış. Bir şeyler bir şeyler dedi ama ben aklımda tutamadım. Sen canını sıkma Sadıç. Bulacağız bir çaresini. Ben bir giden de bakayım şuna. Baksın bak. Kalkarken Emine baktı. Gül lan. Gül bir yor. İsteksizce gülüp İsmail'i uğurladı. Zümrüt Öğretmenler Odası'nda masadaki kağıtları topladı. Zümrüt Hanım. Başkan aradı az önce. Sizi belediyeye bekliyormuş. Belediyeye mi? Neden? Vallahi neden olduğunu söylemedi. Dersi biter bitmez gelirse iyi olur dedi. Tamam sağ olun. Meraklanmış bakıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Caminin önü. Cemil şadırvanda abdest alıyor. Küçük parmaklarıyla kulaklarını temizledi. Kaygıyla yüzünü buruşturup çektiği ayaklarını yıkıyor. Geçmiyor arkadaş. Bu kaçıncı abdest oldu? Yüreğimdeki yangın dinmiyor vallahi. Ersin bisikletiyle geldi. Sırtında yeni okul çantası. Cemil tekrar abdest almaya başlamış. Ersin bisikletini kenara bırakıp yanına geldi. Oturağa oturup boynundaki suluğu çıkardı. Hayırdır Cemil abi? Üstünü başını ıslamışım. Yüzünden sular boşalıyor. Ağzı açık, üzüntülü duraksadı. Ne zamandır abdest alıyorum bilmiyorum Ersin ama yüreğimdeki ateş dinmiyor. Sen kıpkırmızı olmuşsun Cemil abi. Yoksa aşık falan mı oldun? Niye aşkı lan? Niye aşkı oğlum? Hastayım ben. Hastayım oğlum görmüyor musun? Ateşim var bana. Ateşim var ben. Elini tutup alnına koydu. Cayır cayır baksana. Görmüyor musun oğlum? Aşk diyor bana. Ne aşkı lan? Tövbe tövbe.
zaman doktora git Cemil abi. Olmadı ilmi başkana git. Vallahi benim derdime çare bulamazlar. Ersin, gülüm. Bana bak bakayım abim. Buyur Cemil abi. Sen bu aralar istek toplamaya devam ediyor musun yine gülüm? Ben de bir şarkı isteyeceğim de. Şarkımı isteyeceğim. Ama sen müezzin değil misin? Ne var lan? Ne var? Müezzin adamın şarkı istemeye hakkı yok mu arkadaş? Tövbe tövbe. Bana bak kulaklığın dört aç beni iyi dinle şimdi. Söyleyeceğim şeyi de kafana iyice not edeceğim. Caminin mahzun bülbülünden sağmaşı gülüne gelsin diyeceğim. Neşet Baba'dan yanıyorum hele türküsünü isteyeceksin. Tamam mı abi? Vallahi senin bu yangın pek hastalığa benzemiyor Cemil abi. Seninki bildiğin aşk ateşi aşk. Şşşt! Sus bakayım lan. Etrafını kolçaladı. Biliyorum acık vallahi bunu komşuya rezil edeceğim beni. Dudağını kapattı. Merak etme aramızda sır. Yalnız abim bu ara radyoya uğrayamayacakmış pek. İşlerim mi varmış? Radyocu Yılmaz okusa olur mu? Olur olur. Biri okusun da kim okusa okusun. Tamam. Ha. Hadi bakayım. Allah senin açıklığı versin. Islanmış paçaları ıslak kazayla Ersin'i uğurladı. Elleri önünde bağlı avlunun ortasında öylece duruyor. Yılmaz saatine bakıp teybin düğmesine bastı. İsmail'le istek attı. Devam ediyor. Devam ediyor. Kapatıp mikrofonu açtı. Evet sevgili dinleyenler. Şimdi sırada çok özel bir istek var. Bilinmeyip duruyor işte. Caminin mahzun bülbülünden sarmaşık gülüne gelsin demiş. Neşet Ertaş'tan geliyor. Yanıyorum hele. Arkadaş yanıyormuş. Ben de buradan itfaiye sesleniveriyorum gari. Akideş adresini versin de gidip söndürüverin gari. İlçe yanacak yahu. Sarmaşık gülü. Sen de çocuğu yakma gari. Hadi dinleyiver bakayım. Sesi kapatıp teybe kaseti koydu. Caminin masum bülbülü dedi. Anımsadı. Bu arada sesin pek bir yanıkmış. Cemil bana mı dedin gibisinden bakınıp döndü. Aval aval bakıyor. Ana döndü. Ay, Cemil bu. Kesin Cemil. Cemil, Cemil. Sarmaşık gülü dedi. Beni deyip duru. Beni istek isteyip duru. Aşkımın karşılıksız kalmayacağını biliyordum. Ay, ne güzel bir isim bulmuş beni. Sarmaşık gülü demiş. Sarmaşık gülüyüm ya ben onun. Ay. Matarası kenarda duruyor. Radyonun sesini biraz daha açtı. Bahçe duvarından açtım. Bahçe Cemil kahvede önünde beyaz kahve fincanı masaya başını koymuş kaygılı, hülyalı. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim, halelleştim. Öptüm sevdim. İmine kapının önünü süpürüyor. Emin tezgahıyla sokağa girdi. Can sıkkınlığıyla bakıştılar. Emin biliyorum gibisinden baş salladı. Mayıl oldum gonca güle. Acem şalı ince bilet. Yürüyüp gitti. Neşe köyün kızlarıyla gülüşerek sokağa döndü. Traktörü tamir eden Süleyman'ı fark edip yavaşlasa da yüzüne bile bakmadan yürüyüp gitti. Süleyman şaşkın, elini motora çarpıp ovunurken gözü uzaklaşan Neşe'de. Bir bakışta yaktın beni. Bir bakışta sokaktan ardına bakmadan salınarak gittiler. Ağlamaklı derin bir iç çekip önüne döndü. Sedef Romork'un önünde, kasanın üstünde oturmuş, yanağını eline dayamış, düşünceli. Hicabiyle Naci'yi atı seviyorlar. Gonca ablasına bakıp yanına yürüdü. Hadi diyerek yerinden kaldırdı. Elindeki havucu Sedef'e uzatıp atın yanına getirdi. Mayıl oldum gonca güle, acem şalı ince bile. İsteksiz gülümseyerek atın başını sevip havucu yedirdi.
Zoraki gösterdiği tebessümle hızlıca okşuyor. Başkanım, beni çağırtmışsınız değil mi? Gel İsmail, gel. Kapıyı kapat. Geç bakayım, otur şöyle. Gel. Zümrüt'ün yanına oturdu. Biz de seni bekliyorduk. Şimdi İsmail, kaymakamlıktan az önce beni aradılar. Kaymakam Bey'in programı müsaitmiş o gün. Şenliklere tam kadro katılacaklarmış. Ama böyle bir program akışı gibi bir şey istediler bizden. Yani şenliklerde neler olacak? Mesela sizin gösteride ne hakkında olacak? Kaç dakika sürecek? Bunun gibi şeyler istiyorlar. Şimdi başkanım, süreyi tam olarak belirleyemedik tabii de. Ne demek belirleyemedik? Ya tabii biz o süreyi belirledik gibi de. Ya doğaçlama ilerleyeceğimiz için. Süre uzayabilir, kısalabilir. Ha, o anlamda diyorsunuz yani. Ha. İyi madem. Peki ne hakkında olacak? Bari onu söyleyin de adamlara söyleyeyim. Başkanım, konu konusunda da belli belirsiz bir noktaya geldik sayılır. Gözlerini kıstı. Kafamızın içinde bir hayalet fikri var gibi. Ama tam olarak da yok gibi. Hayalet mi? Şehidin hayaleti mi bu? Şehidin hayaleti var değil mi oyunda? Yani maşallah başkanım, sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel olacak bu gösteri. Bak seçimler de yaklaşıyor. Kaymakam Bey falan hepsi orada olacak. Böyle bir şey de yok etrafta. Çok dikkat çekecek, çok ilginç olacak. Çok güzel olacak. Çok! Duraksadı. Bana bakın. Bir aksilik falan çıkmaz değil mi? Başlarını salladılar. Bütün planlarımı bu gösteriye göre yapıyorum ben. Bak işi safsaklayayım falan demeyin. Rezil etmeyin beni helalime. Yok baba, merak etmeyin siz. Niye rezil olacaksınız ya? Aha aynen başkanım. Durum tamamen kontrolümüz altında. Öyle böyle kontrolümüz altında değil yani. Hiçbir aksilik çıkmaz. Çok güzel olacak. Çok! Elini çırpıp yumruk salladı. İsmail'ler kaygılı döndü. Çok. Çok. Kahveye gelmişler. Umutsuz otururlarken Fikri iki gazoz ve iki pipetle geldi. Sırtarak bakıp gitti. İsmail pipet ağzında dalgın. Babama söyleseydin ya. Deseydin, biz Zümrüt'ten gizli gizli prova yapıyoruz zaten deseydin ya. Ya Zümrüt, sen de amma ters anıyorsun bu işleri ya. Biz bir deneme yapacaktık, olacak mı olmayacak mı diye. Kafamızda bir şeyler vardı. Halletseydik çağıracaktık biz seni zaten. Ha. Hı? Ha, beni de işin içine katacaktınız yani. Hı? Benden uzak durmaya çalışmıyorsun öyle mi? Gözlerini devirdi. Herhalde yani Zümrüt. Niye uzak durecekmişim ben senden? Hem sensiz olur mu bu işle? Koskoca okumuş öğretmen hanımsın. Senden iyisini mi bulacağız biz? Zümrüt kaşlarını kaldırıp düşünüyor, ikna olmuş gibi. Hani senin o gün işlerin vardı? Gelemiyordun, ne oldu? Ya benim gene işlerim var. Ben oynamayacağım ki tiyatroda. Benim AG'de işler oynayacak. Ne diyorsun? Buna aklı yatmadı. Durmuş bakıyor. İsmail pipet ağzında Zümrüt'e bakarak gazozunu içiyor. Buradalıktalar. Efe kostümü giyip yan yana dizilmişler. Oyunumuzun yıldızları Süleyman, Emin ve Cemil. Oyunumuzun konusunu da yöresel bir konudan seçeyim dedik. Bizim buraların çok meşhur bir efesi var. Sırma Efe derler. Sırma Efe'nin böyle uzun sarı sarı saçları var. O yüzden adını Sırma Efe komşu. Süleyman'ın fesinden sarı bir perçem sarkıyor. İşte onunla silah arkadaşlarının Yeşil Ova'nın kurtuluş mücadelesini anlatan bir şey. Zümrüt elleri belinde gülüşünü bastırmaya çalışarak başını salladı. Sırma Efe, Süleyman oluyor herhalde. Emin güldü. Aynen. İsmail sus dedi Emin'e. O zaman Cemil'le Emin de onun silah arkadaşları. Aynen. Ellerinden kılıçlarını çektiler. Emin'in kılıç tavandaki lambaya çarptı. İsmail. Oğlum ben böyle korkuduk gibi oldum yani. Süleyman, idare edin be oğlum. Ben seni peruk alacağım. Bu şimdi sadece provalık. Ha, tamam ya. Eğer provalıksa sorun yok. Yandan Sarkan uzun siyah post işini savurdu. Hani tekstiniz nerede? Tekist. Tekist ne? Bakıştılar. Şey ya, biliyor musun? Değil mi be? Ya oyunun metni işte. Ha? Metin kim be? Ya söyleyeceğiniz sözler yani. He. Ulan biz onu hiç düşünmedik ki. Onları sen şey yapıversen.
oflayarak baktı. Şalvara benzer kısa mavi şort, kısa yelek, belde deri kemer, ayakta deri çizmeler, boyunda tülbent flap boydan süzdü. Zümrüt kucağına koyduğu dosyada Metin yazıyor. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Cemil sandalyede dalgın oturmuş, şarkı mırıldanırken Emin kenarda kılıcını çekti, savuruyor. Gel. Gel, işgal etsen ya vatana. Gel de işgal et vatana bakın. Gel. Hayalet düşmanla konuşurken Süleyman içeriden geldi. Hat. İfadesiz, tepkisiz, sadece ses çıkartıyor. Hat. 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 Süleyman. Ne yapıyorsun gülüm sen be? Hat. Ses patlatıyorum, görmüyor mu? Hat. Gerçek tiyatrocular böyle yapar. Bundan ses patlatıyor. Hat. Bizim okula geldiler de ben ufakken gösteriden önce böyle ses patlattılar. Oyun o biçim oldu yemin olsun. Hat. Ne yaptın Zümrüt? Tamam mı? Yazdım bir şeyler. Süleyman, Cemil, Emin gelin. Hala yazdım buraya bir şeyler. Ya tabii öyle her şeyi de yazamadım tabii ama artık doğaçlama götüreceğiz işi. Kağıtları dağıttı. Şimdi oyuna şöyle başlarız diye düşündüm. Sırma Efe ve silah arkadaşları kahvede dertli dertli oturmaktadırlar. Vatan işgal altında olduğu için canları çok sıkılmaktadır. Bu konu hakkında bizim de bir şeyler yapmamız gerek diye düşünürler. Aynen. Şimdi başlamamız için oturmamız lazım. Süleyman, Emin bir sandalye getirin kendinize. Sen şunu al gülüm. Sen oraya otur Cemil. Sallanan sandalye. Hah. Tamam, şimdi başlayabiliriz. Süleyman bak sen başlıyorsun, unutma. Vatan işgal altında. Çok üzgünsün, canın çok sıkkın, tamam mı? Hadi. Perçemini üfledi. Hat, hat, hat. Of, of. Çok kötüyüm, çok. Zümrüt'le İsmail bakıştılar. Vatan toprakla hep işgal altında. Olamaz. Olamaz. Bizim bunu bir çare bulmamız lazım. Elini masaya vurdu. Silah akideş lan. Süleyman. Biraz daha doğal oynayabilirsek. Bir tık. Eliyle gösterdi. Öküz gibi böğürme diyor, öküz gibi. Duyduk. Of, of. Morallem çok aşağıda. Vatan toprakla hep işgal altında vallahi. Olmaz. Olmaz. Omuz silikte Emin'in kılıcı kaldırmış, güldü. Netsiz gari. Gidip kurtaracağız. Silah akil işlem. Nasıl oldu hocam? Güzel oldu Süleyman. Daha iyi olacak. Umutsuz bakıyorlar. Yapacağız biz Sırma Efe. Biz bu vatanı nasıl kurtaracağız bu düşmanlığın elinden? Ağlamaklı yüzüne baktı. Bu saçlarla mı kurtaracağız lan? Gülmeye başladı. Zümrütler bunu almış. Kusura bakmayın arkadaşlar ve gari. Bunun püsküllerini çok gülüyorum ben. Emin, oyununu oyna lan. Biz adama gideceğiz, alacağız bir tane peruk. Böyle çıkmayacak sahneye, prova için o prova. Sağ ol İsmail. Tamam lan, tamam. Ne yapacağız biz Sırma Efe? Süleyman başını çevirdi. Üç tanecik arkadaşız biz be. Nasıl atacağız düşmanları bu vatandan biz? Zümrüt elindeki kağıda yazdı. Neye kalırsa bu işlen tek bir yolu var. Herkes şapkalarını çıkarıp önüne koyacak arkadaş. Aşkına sahip çıkacak. Mesela Süleyman sen Nişe'yi seviyorsun arkadaş. Nişe'yle evleneceksin, gerekirse anan gözlerini ben açtırıvereceğim seni. Hayda. Cemil sen beni özellikle mi yapıyorsun bunu? Sen bunu beni özellikle mi yapıyorsun de bakayım. Cemil konumuzun aşkla meşkle ne alakası var he? İçinden geldiği gibi konuşacaksın demediniz mi siz? Ha benim de içimden böyle konuşmak geliyor. Senin gibi Cemil'in özellikle mi ediyorsun sen bunu beni? Üzerine yürüdü. İnanılır vardı araya. Gel buraya gel. Cemil. Kaçın lan. Bir oyun oynamayı beceremediniz zaten. Kaçın. Lan işimiz gücümüz o be. Ay neyse. Bugün de bu kadarlık çalışma yetsin bari. Çok az vaktimiz var ama. Artık yetiştireceğiz bir şekilde. Zümrüt hocam. Püskülü savurup gitti. Bana müsaade. Ben galiba bugün günümde değilim.
Zaten buraların havası bozuldu. Ben bozdum lan buraların havasını. Bana bak Süleyman. Ben mi bozdum buraların havasını? Benim yüzümden mi buraların havası bozulmuş Sığma Efe? Efe kıyafeti giydin diye kendini Efe mi zannediyorsun lan artist? Bekleyin be. Utaklığına tüpürürüm lan senin ben. He ana. Sürükleyerek içeri götürdü. Zümrüt. Kolunu tuttu. Otur Zümrüt otur. Bizimkiler de böyle işte. Biri öküz gibi böğürüyor, diğeri de eşek gibi angırıyor. Beni bak Zümrüt. Hani biz şimdi bu provalara yarın devam edeceğiz ya. Ben diyorum ki acaba biz yine ova damına mı çıksak? Birlikte baş başa böyle yıldızları mı seyrediversek? He? Ne diyor? İsmail. He. Ne kadar kütsün. Biraz da bölsün. Tamam mı? Eşyalarını topladı. Zümrüt. 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 Süleyman üzerinde kilim desenli bir mont sokağa dönüp duvarın dibinden yürüyor. Köşeyi dönerken kala kaldı. Yolun aşağısından Neşe yeminesini çekiştirerek geliyor, duvara sindi. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Beni el aleme güldürme yarabbim. Neşe, sen misin? Sen vuruladın mıydın ya? Senin burada ne işin var Süleyman? Ne işin var? Ha ben durup durdum, geçiverendim. Aslında ben arada bir geçerim buralardan da. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Süleyman? Ben sana söyleyeceklerimi söylemedim mi? Mektubun arkasına da yazdım. Sen sonra gittin köstencelerin kızını istedin. Bizim konuşacak bir şeyimiz kaldı mı? Afalladı. Kalmadı mı? Mektubu, ha mektup. Şimdi mektup olayı şöyle. Ben mektubu o aslında okumadan önce yani yazdıktan... Aslında sonu yazıveren. Mektup olayını şöyle açıklayıveren ben sana. Tamam Süleyman tamam. Bana bir şey açıklamana gerek yok. Bir daha karşıma çıkma yeter. Atarlı yanından yürüyüp gitti. Süleyman dönüp bakamadı bile. Duvarın dibinde gözünü kırpmadan öylece kaldı. Neden sonra yavaşça çevirdi başını, gidişini izledi. Neşe kollarını bağlamış, suratı asık sokağa döndü, durdu. Neşe ben seni seviyorum gülüm. Çok seviyorum vallahi. Ben senin mektubu yazdıklarını çok geç gördüm. Anamın gözlerini açtırmam lazım. Ondan evet dedim ben köstencelen kızına. Ama seni seviyorum. Vallahi billahi çok seviyorum. Neşe soluklanıp hiddetle gitti. Süleyman duygularını içinden söyledi. Deseydin ya madem sen niye demiyorsun? Degi deyemek sen beni bilmiyor mu diyemiyorum ben ya. Benim yapım bu oğlum. Öyle sanki söyleyemiyormuş, tanımıyormuş gibi beni. Aynı şey değil mi gari? Söyleyemezsen böyle ağlayıp durursun gülüm. Ne diyeyim ben sana? Eli çenesinde astı suratını kahvedeler. Cemil elinde tesbihi suratını asarak geldi. Selamun aleyküm arkadaş. Aleyküm selam. Müsaade var mı? Estağfurullah babamızın kahvesi değil ya. Otur be. Emin çok dedeliyle. Cemil üzgün. Rengi rüsarı solmuş oturdu. Küskün duruyorlar. Emin ikisine de üzüntüyle bakıyor. Süleyman ben sana bir şey diyeceğim. Bak yine Neşe'ye git açıl maçıl deme Allah aşkına. Bak buradan senin bir fayı da arırım. Ta camide açarsın gözden Cemil. Yok. Özür dileyeceğim. Kusura kalma. Çok üstüne geldim bu aralar seni. Haddim olmayan şeyler de söyledim belki sana. Sen daha iyi bilirsin. Başı önünde eğik. İçinden nasıl geliyorsa öyle davranır be Süleyman. Neyse. Bana müsaade. Emin bir şey söyle diye baktı Süleyman'a. Cemil. Nereye gidiyorsun öyle? Bir şey içmeden var mı bizim kitabımızda? Otur çay içeceğiz. Yok ya ben gidem. Gel sen şuraya ya. Kalkıp yanına gitti. Sadıç değil miyiz biz? Gel şuraya. Kolundan çekti. Otur şuraya otur. Sandalyeyi oturttu. Sadıç ne demek? Ancı beraber, gancı beraber demek. Gülüm beni. Ha? Şimdi çay söyleyeceğiz. Ben çay söyleyeceğim. Yalnız Cemil ben de... Boğazına vurdu. Bu ara hiç para yok oğlum. Ben söyleyeceğim. Sen ödeyeceksin galiba bu sefer. Ayıp ettin, beni kaybettin oğlum. Ağzımı yapma lan. Sırtına vurdular. Fikri abi. Bize üç tane çay. Cemil'den.
Beni kaybettin. Neyip de öyle mi yapıyorsun ben? Öyle deyip dursun ki lan. Oğlum. De gidi de. Oğlum demiyor musun sen yine? Zeytin bahçesi. İsmail ağacın arkasından Sedef'e doğru bakıyor. Sedef. Karşına çıkıp bir konuşamadım ya. Sana bir açıklama yapamadım ya. Emma az kaldı. Çıkacağım karşına, bitireceğim bu yanlış anlaşılmaları. Senin için neler yaptığımı, neler çektiğimi bir bir anlatacağım. Sedef atı elinden kaçırdı. İsmail buraya geliyor lan. İsmail. Nereye İsmail, kaçıyorsun? Dur lan. İsmail dur lan. Gel buraya. 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 İsmail tutup getirdi atı. Sedef içten içe gülüyor. Gel. Gel böyle. Gel. Dep şunu dep. Sedef. Niçin var seni burada? Utanmadan yine beni mi gözetliyorsun? Sedef'im ben seni görmeden duramıyorum ki. Senin ettiğin lafa bak ya. Bak buraya bak. Parmağını gösterdi. Bari lan söz yüzüğümüz bu. Bir şeyler anlatıyor mu sana? Ben senin onu neden yaptığını biliyorum. Zümrüt'le alakalı bir takım dedikodular geldi tabii kulağına. Dedikodu medikodu yok İsmail. Ben her şeyi kendi gözlerimden gördüm. Ovanın damında el ele tutuşmuştunuz böyle aşk yaşıyordunuz. Sen gördün mü? Evet diye gerdan kırdı. Seni Zümrüt'le mutlulukla Berta'yıma. Sus! Berta'yıma. Sedef, olaylar şimdi senin gördüğün gibi değil. Benim de bir açıklamam var tabii. Neymiş açıklaman? Seni dinliyorum. Evet İsmail. Çaresizce durdu. Yani şimdi Sedef'im. Ben sana her şeyi anlatırım da. Bir açıklaman yok İsmail. Bunu sen kendin de biliyorsun. Seni bir daha buralarda görürsem belediye haber verir, zehirletirim valla. Berta'yıma. Sedef. Gel buraya. Sedef. Konuşma. Sedef. Yuları elinden alıp götürdü. Sedef. Ah ulan İsmail. Ah ulan İsmail. Hadi şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını nasıl ayıklayacak. İki dolap parasına konmuş üzerinde dantel örtüsüyle tüplü bir televizyon. Yeşilçam filmi var. Ah Sedef. Kamiller çekirdek çitleyip meyve yiyorlar. Sene giden yol Zümrüt'ten geçer nasıl diyeyim? İsmail yeğenim. Senin için ayva soydum 20. Kendine geldi Kamil'e baktı. Sana diyorum ayva soydum 20. Yok amca sağ ol yemeyeceğim. Ben zaten ayvayı yemişim. Zayıf düşersin emme. Takattan kesilirsin. Bana kalırsa senin ayvayı yemen şart. Canım istemiyor. Sussun lan! En heyecanlı yerinde! Cemil'i ağlayarak gözlerini ayırmadan izliyor. Yeter kız! Babanın cenazesinde bu kadar ağlamadın. Şimdi kapatacağım. Dur amca dur. Kamil bir İsmail'e bir Cemile'ye baktı. Filmde Metin Akpınar kadınla tartışıyor. Ne kaybedersin birkaç gün güler yüz göstersen? İsmail dikkat kesilmiş. İsmail hafifçe gülümserken Cemile ağlıyor. Ersin'e yanaştı. Yarın seninle işimiz var. Ne işi? İnce işler, ince. İnce işler. Konuşuruz sonra diye fısıldadı. Kamil sinirle Cemile'ye baktı. Sedef saçlarını sıkıca toplamış, evden çıkıp elindeki yükleri traktörün arkasına taşıdı. Sedef abla! Sağa sola bakındı. Sedef abla! Ersin traktörün altından çıktı. Ersin, ne işin var senin burada? Bunu abim yolladı. Cebinden çıkardığı kağıdı uzattı. Bana bak, bir daha görmeyeceğim seni burada. Al mektubunu götürüver. Bu defa çok önemliymiş. Hayat memat meselesi dedi. Endişelenerek baktı. Öyle mi dedi? Bak bu defa son. Alıyorum ama senin hatırına. Elindeki mektubu tuttu, hızlıca çekti. He. Seni bir daha buralarda görürsem fena yaparım onu göre. Ersin mektuba eğildi. Ne demiş? Gavaklı tepede buluşalım mı demiş? Sen ne lan? Yürü git sen. Gitsene.
gözü arkasında kıs kıs gülerek uzaklaştı. Sedef traktörün arkasında durup etrafa bakarak mektubu açtı. Sedef, biliyorum bana kızgınsın emme. Artık sana her şeyi anlatmaya karar verdim. Bana bir açıklama sordurdun. Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan hemen Kavak Tepe'ye gel. İsmail. Merak ederek düşündü. Kavaklı Tepe'deki ağacın yaprakları sararmış, rüzgarla sallanıyor. İsmail kütüğe oturmuş, sabırsız beklemede. Yerden bir taş alıp ileriye attı, yola baktı. Motorunu kenara bırakmış, ayağa kalkarak yolun yukarısına aşağısına baktı. Yok, gelmeyecek. Artık sevmiyor gari seni İsmail. Ah ulan İsmail. Ah ulan İsmail, yine gittin bir çuval incini berbat ettin İsmail. Yüzünü buruşturup üzgünce kederli bakıyor. Tepenin gerisinde ovaya puslu bir hava sinmiş. Boynunu büküp motorunun yanına gelmişti ki sese döndü. Sedef traktörüyle ağır ağır geliyor. Sedef ağır havalarda umarsız durdurdu motoru. Çok işim var İsmail. Ne diyeceksen de çabuk. Zıplayarak indi. Şimdi sen... Bu Zümrüt... Neden elimi tuttu diye soracak olursan. Evet İsmail, soruyorum. Yani şimdi o meseleye gelecek olursak. Evet İsmail. Eli çenesinde bakmıyor. O mesele. Kollarından tutup kendine çevirdi. Kız ölüyor Sedef. Ölecek kız. Ne diyorsun İsmail, ne ölmesi? Zümrüt kanser hastasıymış. Birkaç aylık ömrü kalmış. Nasıl yani? Gasıba yeniden geri dönmüş sanıyorum. Son günlerimi anamın babamın yanında geçirin. Öleceksem de onların kucağında olurum demiş. Kaygıyla suratını astı. İşte biz de böyle karşılaşınca gönlünü kaptırıvermiş bana. Elimi tuttu. Aşkını itiraf etti. Ne yapsaydım? Kız zaten ölecek. Üstse miydim kızı? Sedef dudakları bükük, başını eğdi. Ben de bu yalan oynayayım dedim. Birazcık güler yüz göstersem ne kaybederim dedim. Vatan demek... Takma saça üfledi. Sadece bir toprak parçası demek değildir arkadaşlar. Vatan... Bizi birbirimizi bağlayan... Bizi... Hocam bu benim gözüme girip duru vallahi konsantre kalmadı bende ya. Bir de böyle arkaya atsan ya sen onu. Diye oynayıp duru bir de bir şeymiş gibi. Gelsen at Emin. Çok biliyorsan gelsen at gülüm. Oturduğun yerden konuşmasın biliyorum. Kağıdı masaya fırlattı. Kolay gelsin. Ne yaptınız? Kolaylayabildiniz mi işi? Kolayladık. O kadar kolayladık ki bitti bile. Süleyman perçemlerini geriye attı. Hayır. Sen iyi misin? Canın biraz sıkkın gibi. Yok ya. İyiyim ben. Bugün biraz durgunum ben. Ayağını masaya attı. Vatan demek sadece bir toprak parçası demek değildir arkadaşlar. Vatan bizi biz yapan, bizleri birbirimizi bağlayan bir değerler bütünüdür. İnsan emeksiz yaşa, gün gelir. Susuz yaşa emme, vatansız yaşayamaz. Ben bunu bilir, bunu söylerim. İleriyle oynadı, hazır oldu, bitirdi Zümrüt. İşte bu diyerek güldü. Sence ben kötü biri miyim? Hayırdır, nereden çıkardın bunu şimdi? Ne bileyim, öyle aklıma geldi işte. Bana bak. Geçen gün seni öyle tersledim diye demiyorsun değil mi? Bilmem. Ama onun da katkısı yok değil. Başını önüne eğdi. İsmail, hani sen geçen gün bana bir teklifte bulunmuştun ya, ova damına gidip yıldızları seyredelim demiştin. Teklifin hala geçerli mi? Tebessüm ederek başını salladı. Geçerli. Geçerli ama ova damına gitmezsek.
Bir defa ben seni bir yere götüreceğim. Gülümseyerek bakıştılar. Hocam ayıp oluyor vallahi. Emek var burada yetmeyin ya. Kestikten bari hocam. Olur mu Süleyman, izliyorum ben. İzliyorum. İsmail Tex'le ilgili bir şey sordu. İki adam geldi. Kolay gelsin Zümrüt Hanım. Babanıza ulaşamadık da çardak işi bitti. Eve götürelim takalım dedik. Yalnız tam neresine koyacaktık bahçenin? Bilemedik. Siz eve kadar gelseniz bize yardımcı olabilseniz bir zahmet. Babam gösterdiği o gün size. Özellikle bu evde oradaki mavi taşı. Sırtınızı taşa vereceksiniz. Hafif sağa döneceksiniz. 10 adım atıyorsunuz. Çardağı oraya kuruyorsunuz. Ama şimdi benim provam var. Ben gelemem. Giderseniz annem evde. Siz gidin güzelce kurun çardağı, olur mu? Çocuklar. Vallahi billahi bu işçiler çardağı takarken bizden önce altınlara bulacak mı? Süleyman bir şeyler yap gözünü seveyen. Git bir şeyler yap, altınlar gidiyor elden. Korkuyla telaşlandılar. Peki Zümrüt Hanım, tarif ettiğin gibi yapalım. Bize müsaade. Tamam hadi, kolay gelsin. Süleyman nerede? Oy oy anne. Ters taraflara kollarını uzattılar. Aşkı geldi sadıcım be. Düşmana karşı. Taarruza geçirmedi. Kılıçlarını çıkardılar. İyi de taarruz sahnesini daha yazmadık biz. Doğaçlıyız hocam. İçimizden geldiği gibi konuşacaktık hani. Bak bakayım. Süleyman arkadan kaçıyor. Çardak. Vatan, millet için. Kağıda baktılar. Düşmanlar biz üç kişi de gerekirsen atarız bu yurttan be. Ağızlarını burunlarını kırdık mıydı? Kırmayarak. Duygu çok doğru ama. Duygu doğru. Duygu ne? Duygu doğru. Duygu ne? Evet böyle. Süleyman etrafına bakarak giden işçilerin arkasından takip ediyor. Gizlendiği duvarın arkasından baktı. Endişeli, kaygılı. Hüseyin oğlum ne ettiniz? Çardağı yüklemediniz mi daha? Ya gel çay içelim, ondan sonra yükleriz ya. Hadi bakayım. Arkadaşlarının yanına geçtiler. Süleyman bakınarak düşündü. Kenara bırakılmış tahta kutudaki aletleri gördü. Çardağa baktı, alet kutusuna doğru sessizce yürüdü. Çaylar, Rize'den mi gelip duru? Takma saçı üfleyerek kutunun içindeki aletlere baktı. Testere ve çekici eline alıp gülümsedi. İşçiler çardağın kenarlarından tutup kaldırdılar. Arabaya doğru götürürlerken köşede bir tahtası işçinin elinde kaldı. Aman ya. Vay. Ay. Lah, ne oluyor lan? Ben sizin sıkacağınız bidanında sizin de tövbe tövbe. Ne olacak arkadaş şimdi? Ya taşıyalım içeri, tamir edelim ben gari. Yarın sabahleyin koyarız. Hadi bakalım yüklenin gari, taşıyalım içeri. Süleyman bahçe demirlerine eğilmiş gözetlerken gazi rozetiyle yoldan geçen yaşlıca kalpaklı bir adam ardından baktı. Selam, dur. Anlı yeşil havanın şanlı efesine. Şaşırarak döndü. Elindeki tornavidayla selam verirken fark edip öbür tarafından kılıcı çıkardı. Paşanın şaşkın bakışlarının önünden koşarak geçti. Vay namussuzluğa vay. Yarın erkenden kalkıp takıvereceğiz diyorlar demek. Aynen Sadıç. Vallahi bu akşam o çardağı ya kaybettik ya kaybettik beyler. Yoksa altınların üstünü bir bardak soğuk su içeriz. Bak ben size iyi verem ha. Nasıl kaybedeceğiz çardağı arkadaş? Ha? Sihirbaz mıyız lan biz? Sihirli DNA'miz mi var bizim? Kaybol diyeceğiz Çağdak, kaybolun mu verecek? Şöyle yapacağız. Yaklaşın dedi, masaya eğildiler. Bu akşam kimseler görünmeden o çardağı... Bidonu masaya koydu. Yakacağız. Tahtalar, mahtalar, her yerle çürüteceğiz onu. Sonra da onlar yenisini yaparken biz çoktan altınları bulup çıkarız. Birbirlerini dürttüler. Cemil bidonun kapağını açıp kokladı. Benzin. Ne? Ben size bu işlerin sonu hep ateş derken bunu kastetmemiştim vallahi. Elinden çekip yere koydu. Ben her şeyi düşündüm. Aramı
aramızdan bir kişi burada kalacak. Biz çardağı yakarken o da itfaiyeyi arayıp ihbarı da bulunacak. Depo zaten itfaiyenin alt tarafı değil mi? Bir yangın falan çıkarsa onlar söndürür. Yalnız benim de bazı planlarım olacak bu akşam için. Malum kurtuluş şenlikleri yaklaşıyor. Benim bir an önce Zümrüt'le aramı bir hal yolunu koymam lazım. Bakışıp gülüştüler. İsmail ifrit olmuş, sarkıttığı yanaklarıyla bakıyor. Bunlar planlar çoktan yapmışlar seni. Bu akşam acık romantik takılacağız desen gitsen. Ulan size de hiçbir şey söylenmiyor ha. Hadi ben kaçtım. Hadi gari. Biz de kalkalım da. Şu bidonu benzinle alalım. Cemil, bu akşamın sonu hep ateş akiliş. Ağzımı yapma lan. Arka arkaya kahvenin içinden yönlerini bulamadan dolanıp çıktılar. Bir köylünün traktörünün arkasına oturmuşlar. Sabahattin'in istasyonuna geldiler. Sağ ol dayı. Sağ ol be. Hadi kolay gelsin sana. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Sabahattin. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş gördük, seni zannet. Bizim bir de 10 bin liralık benzin katça mı? Hayırdır lan? Bir yeri mi yakacaksınız? Ne? Ne yakması ya? Nereye yakacağımıştı bizi arkadaş ha? Ne yakması deyip duru bu? Yok yok, emanet bir araba aldıydık. O araba da hurdu, yugardı, yoldu kaldı biliyor musun? Ondan yani. Hayat abinin arabası mı yine? Yoksa köstencelen Halil'in arabası mı? Sen ne Sebahattin? Kimin arabası? Hadi koy be gari sen benzini. Köstencelen Halil araba alacakmış sana. Bir de ev diyor la. İşini de görecekmiş. Oh! Yok öyle bir şey ya. Allah Allah. Kim uyduruyor bu lafları canım? Vallahi sağlam yere kapak attım Süleyman. İç güveysi falan hem de. Sağlam yolcan, gazları sağlam. Lan Sebahattin nasıl konuşuyorsun sen ha? İç güveysi falan diye ver bakayım sen bana onu ha? İşine baksana arkadaş, işini. Benzinci misin, dedikoducu musun belli değil vallahi. Konuşup durma. Öbür dünyada hesabını veremezsin sen bunlar. Niye kızıyorsun? Ben anlamadım ki. Anlamazsın. Sadıcız lan biz, sadıç. Sadıç ne demek biliyor musun sen? Ha? Ha ona demişsin, ha bana. Sabahattin başını eğip pompaya gitti. Helal olsun lan sana Cemil. Helal olsun sana be. Kaşlarını çatıp Sabahattin'e baktı. 10 bin liralık benzin koyacaksın ona, ona göre. Tamam galiba yeter. Sabahattin bidonu doldurup kapağını kapattı. Akşam saatleri, kasaba sokak lambalarıyla belli belirsiz. Zümrüt çantasını yandan takmış ayakta bekliyor. İsmail motoruyla yanaştı. Hazır mı Zümrüt? Ya hazırım da benim arabayla gitseydik. Olmaz, bu gece benim misafirimsin. Hadi atlayıver gari. Nereye götürüyorsun beni? Ya sürpriz söyleni mi hiç Zümrüt? Atlayıver gari hadi. İyi, peki madem. Motorun arkasına bacağını atıp oturdu. Şu gazamın kenarlarından tutuver de şimdi düşmemiş mi olmasın? Kazağın uçlarını sıkıca tuttu. Motoru çalıştırıp geldiği yola geri döndü. Eminler sokağın çevresini kolaçan edip çardağın olduğu yere geldiler. Şş, ne yapacağını biliyorum değil mi gülüm? Biliyorum biliyorum. Tam 21.45 çift sıfırda itfaiyeyi arayacağım. Heh, hadi bakalım. Şş. Jeton almadan nereye gidiyorsun sen burada? Jetonu verdim. Kafam kaldı be. Hadi kolay gelsin. Yalnız yavaş çek sadıç kopağısı. İçinde. Kalı. Ha. Kaçıncıya gari. Hadi. Bidonu yere bıraktı. Elini cebine atarken bidonu alıp Cemil'e verdi. Cebinden çıkardığı telle demir kapının asma kilidine eğildi. Etrafına bakarak kilidi kurcalıyor. Kilit açıldı.
kilidi kaldırıp aval aval etrafa bakınan Cemil'i açtım diye vurdu. Yavaşça demir kapısının sürgüsünü kaydırdı. Cemil tırsık arkasına baka baka Süleyman temkinli dikkat ederek bahçeye girecekken çarpışıverdiler. Süleyman dikkatle olsana diye sövüp elini salladı. Cemil'in ödü kopmuş. Damağını ittirip daha bir sarıldı bidona. Süleyman baktı olmayacak, elinden tutup ağır adımlarla çeke çeke parmak ucunda dükkanın kepenginin yanına getirdi. Dükkanın kapısının önünde görevliden başkası giremez yazısı. Kapının önünde üst üste dizilmiş plastik saksılar var. Bırak gari işini çabırak, buradayım bir herif ünlü. Cemil tedirgin dibinde duruyor. Süleyman etrafa bakarak kepengin kilidine eğildi. Yakalamazlar bizi değil mi Sadıç? Vallahi yakalarlarsa haneye tecavüzden hapse atarlar. Gün yüzü göstermezler bize. Aslında biz yanlış yaptık. Hemen buraya gelecektin. Ben telefon kulübesine gidecektim. Niye böyle oldu? Ağzını öpeyim Cemil. Sen telefona gideceydin, Emin vurdu. Dedi keşke öyle yapsaydık. Böyle şu an benim kafamı dürtükleyen kimse olmayacaktı. Oğlum iş yapıyoruz burada be. Operasyon üstündeyiz lan. Ters ters bakıp kilidi eğildi. Niye yakalanırsak Sadıç? Cemil. Cemil kırmızı bidona sarılmış, tir tir titriyor. Kepengi yavaşça çekmesine rağmen gürültüyle açıldı. Süleyman girebilecekleri kadar aralık açıp içeriye baktı. Çömelerek girdi, el fenerini yakıp içeri girdi. Arkasından Cemil çömelip tersinden korkuyla eğilerek girdi. Süleyman feneri etrafa tutarak inceliyor. Cemil betbeniz atık korkudan taş kesmiş ardında. Cemil, yanaş kıyma yanaş. Bu saatte mi seninle uğraşmıyorum bak. Çocuk misali montunun kenarını sıkıca tuttu. Ardı sıra dibinden geliyor. Yürü gari benimle, tut da yürü. Tamam. Dükkanda dikkatle ilerlediler. Çardak yan yatırılmış. Dükkanın köşesinde duruyor. Bulduk diye sevindirik oldular. Cemil montuna sımsıkı tutunuyor. Süleyman ittirverdi. Bırak gari buradayım Cemil, bir yere gittiğim yok. Çardağı bulduk. Dök gari dök. Dök çabuk dök. Cemil korka korka bidonun kapağını açtı. Tahta çardağın üstünden dökmeye başladı. İyice dök, iyice dök. Elin korkak alıştırma, yetim mal değil ya. Dök bakayım, fırla dök. Allah'ım sen beni affet ya. Allah'ım sen beni affet. Huyanlı dök, huyanlı dök. Allah'ım sen beni affet. Benzini boşaltıp bidonu kenara koydu. Süleyman yanına çağırdı. Kaç dakikamız kaldı gülüm? 2 dakika. O zaman biraz daha bekleyeceğiz. Cemil tırsık beklerken Süleyman etrafı inceliyor. Yolun kenarında çift kenarlı yıkık su kenarı. İsmail motoruyla gelip köprünün yanına durdu. Ne oldu? Niye durdun? Ay, benzinim mi bitti yine? Motordan indi. Yok, geldik. Nasıl yani? Burası mı? Burası. Şimdi sen... Zümrüt hayretle etrafına bakındı. Buranın ne özelliği var diyorsun değil mi? Bir manzarası yok. Bir şeyler yok. Hüzünlü boynunu eğdi, masum bakıyor. Burası benim anamla babamın öldüğü yer. Zümrüt şaşkın, mahzunlandı. Burada yapmışlar kazayı. Traktörde ikisi varmış. Şuradan bu tarafa doğru gelirken önlerine bir şey çıkmış. Kimi tilki diyor, kimi davşan. Gecelik bir vakit. Babam çarpmayayım diye kırmış direksiyon emmi. Bir daha da o direksiyonu tutamamış. Traktör bir o yanına gitmiş, bir bu yanına gitmiş. Sonra... Başın sağ olsun.
Başını önüne eğip omuzlarını düşürdü. Arkasından dolanarak gidip gerideki küçük taşın üstüne oturdu. Zümrüt ayakta, yola ve çevresine bakmayı sürdürüyor. Ben hep gelirim buraya. Kimse bilmez. Kararttığı yüzüyle yerde bir noktaya daldı. Bazen böyle oturup saatlerce beklerim. Neden diyeceksin? Bilmiyorum. Hani bazı filmlerde oluyor ya. Zamanda yolculuk falan. Ben de belki diyor. Gerçek olu da. Şuradan bir yerlerden geliverile. Çıkıverile karşıma. Acıtmıyor mu diyeceğim? Çocukken yaralamın kabuklarını soyardım. Kanadın emme. Ben gene de soyardım. Annem bana kızardı. Emme ben gene de soyardım. Sümüt üzgün. Eliyle gözlerindeki yaşı sildi, kaçırdığı kaçmak bakışlarıyla Zümrüt'e baktı. Cemil kolundaki saate baktı. Bir dakika kaldı. Kibriti uzattı, sese döndüler. O ne lan? Ben bakıp gelen biliyorum. Kolundan tuttu. Ben ne yapacağım? Dur Cem burada. Dur gari kocaman adamsın sen Cemil. Kolunu itip paçasını kurtardı, çıkışa yöneldi. Yavaşça aralık bırakıp içeri girdiği kepenge yürüdü. Eğilip dışarı çıktı. Cemil saatine bakıp korkuyla başını pencereye çevirdi. Emin telefon kulübesinin önünde saatine bakıyor. Saat 21.44'ü gösteriyor. Süleyman dükkanın önündeki dağılan saksılara baktı. Üzerinden atlayıp geçerek fenerle etrafını kolçan etti. Arkasından gelen adam saksıyı ensesine vurdu. Fenerin ışığı yüzünde devriliverdi yere. Etrafına bakıp saatini kontrol etti. Sarı siyah demirden telefon kulübesinde saatine bakarak dakika sayıyor. Dijital saati 21.44, yandaki saniye de 40. Ayzeyi kulağına dayadı. Cemil bir elindeki kibrit kutusuyla saatine bakıyor. İkisini de saate aynı zamanı gösterdi. Emin'in gözü saatinde itfaiyenin numarasını çevirdi. Alo, ben bir ihbarda bulunca Cedim'de. Cemil'in saat 21.45.05. Pencereden dışarıya göz atıp huzursuz kibrit kutusuna baktı. Ne yapsa bilemeden kararsız bakınıyor. Kutudan bir kibrit çıkarıp çaktı. Elinde yanan kibrite baka baka düşünüyor. Kaygıyla yanan alevlere baktı. Bir an karar verip çardağın kenarına doğru attı. Alevler bir an etrafını sardı. Paçasını yalayınca zıplayıp kenara siirtti. Paniklemiş. Beni affedin be, ne olursun. Ateşlerde cayır cayır yakma beni. Beni affedin be gari. Yeni cayır cayır yakma. Telaşla kapıya koşarken biri kepenke örttü. İçeride ben varım. Adam var ya içeride. Niye kapattınız kapıyı? Açsana kapıyı, içeride ben varım. İmdat! Yardım edin! Yardım edin, içeride gitti kaldım ben. İmdat! Yancım ben. İmdat! Sümrü
Ahmet usulca İsmail'in yanına oturdu. Üstünde deri montu, kot pantolonu. Şimdi sen beni neden buraya getirdin diyorsun değil mi? Bilmiyorum. Hani derste ana diyordun ya. Çift bilinmeyenin denklemler diyordun. Burası benim çok bilinmeyen denklemim Zümrüt. Burası benim talihimin değiştiği yer Zümrüt. Yanında sessizce üzgün oturuyor. Eğer o gaza almasaydı... şimdi anam babam sağ olacaktı. Belki ben de okuyacaktım. Belki öğretmen olacaktım. Belki doktor. Başka yerlerde olacaktım. Bu yeşil tarlalara sıkışıp kalmayacaktım. Ağlamaklı İsmail'e bakıyor. Gerçek denizle, gerçek denizle mi olacaktım? Bu garipliği, bu garibanlığı yaşamayacaktım. Bu kadar çaresiz olmayacaktım. Belki ben de... belki ben de iyi bir insan olacaktım. Gözünü yerden hiç ayırmadan kederli yutkundu. Ben seni buraya neden getirdim biliyor musun Zümrüt? Ben biliyorum. Şimdi belki diyorum. Belki talihim yeniden değişirse belki bir şeyle iyi bir şeyle olmaya başlarsa burada başlasın diyorum. Bittiği yerde başlasın. Zümrüt'e döndü. Beni affet Zümrüt. Eğer bu yolda seni üzersem beni affet. Ama ben biliyorum ki bütün bunları değiştirecek olan sensin. Talihimin yüzünü güldürecek olan sensin. Zümrüt duyduklarına şaşırmış, gözlerinin içine bakıyor. Kolun altından elini uzattı, tuttu. Zümrüt'ün elini ellerinin arasına alıp yüzüne baktı. Ellerine bakıp bakışlarını İsmail'e kaldırdı. Sen benim zaman makinem olur musun Zümrüt? Elini elinin üstüne koydu. Beni bu hikayenin en başına döndürür müsün? Zümrüt sevgiyle boyun büküyor. Ağlamaklı, buruk gülümsedi İsmail'e. Yönetmen Yahya Samancı. Programın betimlemesi TFT Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com. Metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, Atyazı Göberk Yılmaz, Bülent Temur, Özgür Deniz Tür, işaretini Berrak Kural, kontroller Hülya Akbaba, Samet Demirtaş, Eliz Coşar, teknik yapım Murat Çağlar Özçelik, Havva Faydalı, oyuncular İsmail Burak Serdal Şanak, Sedef Öykü Çelik, Zümrüt Melis Babadağ, Süleyman Eman Mert Turak, Cemil Burak Alkaş, Emin Ali Barkın, Hicabi Emin Gürsoy, Hilmi Renan Dilek, Gülenay Zeynep Bilmez, Yılmaz Yener Gürsoy, Cemile Nalan Okçuoğlu, Hayati Zafer Kirşan, Meşe Semiha Bezek, Şükrü Ahmet Sümers, Emine Evan Dişli, Fikri İbrahim Öksüz, İmam Alaaddin Sakar, Komutan Aytaç Özgür, Sebahattin Ceyhun Tutal, Ersin Berke Acar, Gonca Cemre Baysel, Naci Özgür Uslu, Semih Yağız Çal, Kamil Nuri Gökaşan, Hafize Jale Aylanç. Bu program TRT1 tarafından TFT Film firmasına yaptırılmıştır. Koyu Mavi Taş Damar Marlı zemininde kenetlenen harflerle TFT Film yazdı.